Herkese merhabalar. Bugün kısaca gebeliğin ilerleyişinden, takiplerden ve de hani en son doğum sürecinden konuşacağız. Ekrana geldi mi? Evet hocam, şu anda sunumunuz ekranda. Oluştuğuna dair bir çizim. İlişki yoluyla sperm geliyor. Yumurtalıklardan yumurtlama gerçekleşiyor. Bu sperm ve yumurta tüplerde döllenerek daha sonra geliyor ve rahme tutunma gerçekleşiyor. Burada yine aynı şekilde bu atılan yumurta ve döllenmesi, sonrasında embriyonun gelişim aşamaları, en son rahme gelip tutunma aşaması. 9 ay sonraki de beklentimiz bu şekilde. Çok ciddi bir gelişim gösteriyor bebek. Hani ilk etapta daha 6 haftada yaklaşık olarak 3 milimken, yaklaşık 40 haftanın sonunda 300-300-500 bir bebek beklentimiz oluyor. Biz bunu belli aralıklarla ultrasonda takip ediyoruz gelişimini. 8 haftada yaklaşık 1,6 santim olan bebeğiniz 20 haftada 16 santime, 40 haftada da ortalama 50-51 santime ulaşıyor. Ağırlık olarak da gene 40 haftada 300-300-500 civarında genel bir beklentimiz oluyor. Bu bebeğin görüntüsü tabii daha tam olarak şekillenmemiş. Aşağı yukarı 6-7 haftalık bir embriyonun görüntüsü bu. Bu birazcık daha ileri hafta, 10 hafta civarında kollar, bacaklar oluşmuş. Plasenta oluşmaya başlamış, göbek kordonu oluşmuş. Bu yine bebeğin görüntüsü. Bu da onu ultrasonda gördüğümüz şekli. Burada renkli olanlar bebeğin damarları. Biz ultrasonda bebeği ilk etaplarda baş baba mesafesi ölçerek takip ediyoruz. İlerleyen haftalarda da belli bir takım ölçümler, kafa ölçümü, karın çevresi ölçümü, bacak ölçümü yaparak gelişimini takip ediyoruz. Ve bu ölçtüğümüz yerlerden sonra ultrasonumuz otomatik olarak bir tahmini ağırlık hesaplıyor. Tabii bunda hani yanılma payı olabiliyor. Ultrasonda yine gebelik süreci boyunca birçok şeyi takip ediyoruz. Erken haftalarda baş baba mesafesi, kesenin görüntüsü, yerleşimi. Büyüdükçe bebeğin hani uzuvları, bir takım özellikleri, eli, ayağı, burun kemiği. 12-13 haftada ense kalınlığı ve burun kemiğine muhakkak bakıyoruz. Ve ikili test öneriyoruz o dönemde. Bu bir ikiz bebeğin görüntüsü. İlki ters duruyor, diğeri baş duruyor. Bu bir üçüz bebeğin ultrason görüntüsü. Bu çok nadir, daha ziyade tedavi gebelikleriyle oluyor. Gebelik hesaplamasında son adet tarihi bizim için çok önemli. Son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesap edilir. Hani aslında o anda gebe olmuyorsunuz ama bu hesaplama evrensel. Ve 40 hafta olarak hesaplıyoruz. Bu 280 güne denk geliyor. Ama doğumların sadece %4'ü 10'u aşağı yukarı bu tarihte gerçekleşiyor. Çoğunluğu 39-40 haftalar arasında gerçekleşiyor. Bir kısmı daha önce, bir kısmı da 40 haftayı geçebiliyor. Eğer son adet tarihimizden emin değilsek, ilk 3 aylık ultrason bizim için çok kıymetli. İlk 3 aylık ultrasona bakarak biz bebeğin tam olarak ne kadarlık olduğunu hesap edebiliyoruz. İlk defa 6 aylıkken gördüğümüz bir hastada net bir şey çok söylenmez ama hani 3 aylık ultrason çok yol göstericidir. 40 haftadan sonra ne oluyor? Bir takım riskler artıyor ama yine de biz de bekleyebiliyoruz. Yakın takiple 41 hafta dolana kadar hani beklenebilir, eğer niyetimiz vajinal doğumsa ve buna engel bir durum yoksa. Ama 41 haftanın üstünde bebek açısından birazcık daha risk olduğu için 41 haftadan sonra bir şekilde doğum planlaması yapmamız gerekiyor. Yine 16, 20, 24 haftalık bebeğimiz 40 haftaya geldiğinde böyle oluyor ve çoğunluk %95 baş gelişi oluyor. Biraz önce söylediğim gibi son adeti hatırlamayanlar, düzensiz adeti olanlar da ilk 3 aydaki ultrason bizim için çok çok kıymetli. Şimdi doğum belirtisi, hani bu daha ziyade doğumla alakalıydı. Doğumu beklerken ultrason takibi önemli. Son haftalarda NST takibi önemli. Ultrason ve muayenede normal doğuma engel bir durum yoksa, kalp atışlarımız, suyumuz normalse, kan akımı iyiyse, bebeğin hareketleri iyiyse, kilosu ve istenilen ölçülerdeyse, o zaman hani bekliyoruz dediğim gibi. 41 haftadan sonra suni sancı veya sezaryen gerekçesi olabiliyor. Dezavantajlarına gelecek olursa, iki doğum şeklinde sezaryen neticede bir ameliyattır. Anestezi almanız gerekir. Enfeksiyon ve kanama normal doğum olasılıkla daha fazladır.
İlerleyen dönemde sezaryen sonrası yapışıklık dediğimiz durumlar olabilir. Diğer doğumlarda sezaryen ihtiyacı daha fazla olur. Sezaryenden sonra genelde daha fazla yatırmayı tercih ederiz. Anne sütü daha geç gelir. Yani herkes de aynı olmuyor ama doğumun kendinin başlaması tabii daha avantajlı. Normal doğumda dezavantaj ise eğer hani zor bir doğumsa, iri bir bebekse travma riski daha fazla. Bilinmez bir süreç takip gereken bir doğum durum. Ve sezaryen normal doğum sonrası da hani ileri yaşlarda sarkma ihtimali bir tık daha yüksek. Avantajlarına gelecek olursak normal doğumda doğal olan yöntem eğer doğum kendi başlıyorsa minimal müdahaleyle oluyorsa gerçekten anne ve bebek açısından çok çok daha iyi oluyor. Sezaryandaysa hani zor bir doğuma nazaran sezaryen bebeğin travması açısından tabii daha mantıklı. Doğum şekline karar verirken birçok kriterimiz var. En başta bebeğin durumu. Kilosu, bebeğin dişinin durumu, bebeğin gelişimi, suyu hepsi çok önemli. Annenin isteği çok önemli. Çünkü hani bazen çok istekli hastalarımız olsa da bazen hani kesinlikle vajinal muayeneye yanaşmayan ve kesinlikle istemeyen annelerimiz olabiliyor. Hastanenin imkanları önemli. Bizim hastanemizde her dakika acil müdahalede gerektiği için bizim açımızdan çok gerekçe değil. Kesin sezaryen indikasyonları var. Bebeğin baş geliş haricinde durduğu durumlar birazcık daha sezaryen gerekçesidir. Plasenta previa bebeğin eşinin bebekten daha önde olması durumudur. Böyle bir durumda sancıyla beraber ya da açılmayla beraber bebekten önce ciddi kanama olacaktır. O yüzden bu kesin bir gerekçedir. Çok iri bebekler olabilir. 4 kilonun üstünde ilk gebeliklerde genel olarak öneriyoruz ama tabii ki annenin isteği ve muayenesi çok önemli. Bazen hani hastalar 4 kilo bebeği de çok rahat doğum yapabiliyor. Doğum kanalında HPV enfeksiyonları bir gerekçe olabilir ama sadece HPV'nin varlığı değil, doğum başladığında eğer aktif bir sihir durumunuz varsa daha ziyade tercih ediyoruz. Çok ciddi bir darlık varsa, bebeğin başından önce kordonu sarkıyorsa olabilir. Onun dışında bebeğin doğum kanalına inişini zorlaştıracak miyom gibi durumlar gene muayeneyle anlaşılacak şeyler olabilir. Ya da diğer branşlardan bazen hani bunu sezaryen yapın denilen hastalar var. O şekilde yapabiliriz. Bu muayene, vajinal muayene, buna hem çatı muayenesi şeklinde yapılabilir hem de ilerleyen dönemde jinekolojik kontrollerde yapıyoruz. Kesinlikle canınızı acıtacak ya da hani doğumu tetikleyebilecek bir muayene değildir. Sadece pelvik yapınız, kemik yapınız iyi mi, bebeğin başı ne durumda ve rahim ağzınızda açılma var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. NST takibi önemli. Son ay özellikle ve doğum sırasında NST takibi yapıyoruz. İlk sırada gördüğünüz NST çok güzel bir NST ve sancılı bir NST. Öbüründe kalp atışlarında ciddi düşüşler var. Diğerinde de hani çok umut vaat eden bir NST değil. Bunun takibi önemli. Biraz önce gördüğünüz şeydi. Baş geliş bir bebekti. Bu makat geliş dediğimiz ters geliş bir bebek. Bu da makat gelişin şekilleri. Bu transvers duruş dediğimiz yan duruş. Daha nadirdir ama olabilir. Çatı muayenesinde neye bakıyoruz? Şuradaki şu silindir gibi yapı rahim ağzı. İlk etapta doğuma hazır değilken vücut aynen böyle oluyor. Bir noktada yavaş yavaş rahim ağzı kısalmaya başlıyor ve hafif açılmaya başlıyor. Burada latent faz dediğimiz faz. Yani annenin öyle çok bir sıkıntısı olmuyor. Sonrasında artık rahim ağzı iyice inceldikten sonra açılmaya müsait hale geliyor. Ve aktif sancılarla, düzenli sancılarla beraber açılmamız ilerliyor. Biz bunu elle muayeneyle, yani vajinal tuşe dediğimiz muayeneyle anlayabiliyoruz. Doğum süremiz ilk doğumlarda 24 saate kadar uzayabilir ama korkmayın bunun çoğunluğu latent faz dediğimiz uyku fazında geçecek. Yani hani siz bu 24 saat boyunca çok sürekli ağrı çekiyor olmayacaksınız. Latent fazdaki ağrılar daha hafif ve gayet katlanılabilir ağrı olur. Zaten hani o dönemde de isteğimiz öyle sizin hareketsiz kalmanız ya da aç kalmanız değil. Aktif olmanız, işinizi yapmanız, yemek yemeniz, gerekirse duşunuzu almanız. Diğer doğumlardaysa o tabii ki daha kısa sürer. Doğum evreleri rahim ağzının olgunlaşma süresi dediğim latent faz. Rahim ağzının açılması doğumun birinci aşaması.
İlk gebeliklerde bunun saatte 1 santim gibi açılmasını bekleriz. İkinci ve üçüncü gebeliklerde saatte 1,5 santim gibi ilerlemesini bekleriz. Rahim ağzı 10 santim olduktan sonra bebeğin doğum kanalından inişi ve doğum gerçekleşir. Bu esnada kasılmalarla beraber eş zamanlı hastamızdan ıkınmasını isteriz ki hasta da bebeğin inişine yardımcı olsun ve burası doğumun üçüncü fazı oluyor artık. Sonrasında bebeğimizden sonra diğer vajinal kontroller ve plasentanın alınması geliyor. Burada yine açıklığı olmayan latent fazda aktif faza girmiş gibi ve buradan da bebeğin hani artık ıkınarak çıkması. Bunlar böyle açıklık görüntüsü. Bunu dediğim gibi elle anlayabiliyoruz. Ikınma aşamasında ya da sancı çekerken de yatağa bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ara ara NST kontrolleri dışında eğer NST'de de bir sıkıntımız yoksa istediğiniz pozisyonda kalmanız önemli. Özellikle bu ekranda gördüğünüz pozisyonlarda bebeğin inişi de daha rahat olacaktır ve sizin ağrıya dayanma hissiyatınız da daha rahat olacaktır. Çömelebilirsiniz, böyle dört ayak gibi pozisyona geçebilirsiniz ya da ayaklarınızı karnınıza doğru çekebilirsiniz. Hangi pozisyonda rahat edersiniz? Epizyotomi dediğimiz şey doğumda yapılan bir kesi gerek olabilir ama hani hiç hissedeceğiniz bir şey değil o. Ayrıca bu uygulanırken lokal anestezi yapıyoruz. Bu lateral dediğimiz böyle hani yan tarafa doğru açılabilir, orta hatta doğru açılabilir. Orta hatta doğru açılması biraz dedelenme ihtimalini arttırdığı için genelde yana doğru açıyoruz. Bu bebeğin çıkarken yaptığı manevralar, bebeğin bu manevraları yapması lazım. Çünkü insanlarda pelvis ve bebek başı birebir uyumlu. Yani en ufak bir bebeğin hatalı dönüşü ya da bebeğin kilosunda irilik, baş ölçümünde irilik buradan bebeğin çok zor inmesini sağlayabilir. Bu rotasyonlarla beraber bebek hani en uygun açıdan çıkıyor. Burada ilk resimde sancı yokken olan gördüğünüz, ikinci resimde de sancı olduğunda. Sancı olduğunda rahimi aynen bir pompa gibi düşünün. Bebek hani rahim bebeği dışarı doğru itiyor. Aynı esnada da siz ıkınırsanız doğumun ikinci fazı da çok daha kısa sürecektir. Ve ayrıca hem pelvik yaralanma ihtimali daha az olacaktır. Doğumda normal doğum sadece sabır, yani sadece demeyeyim ama çok büyük bir kısmı sabır işi. Bu annenin sabrı, yakınlarının sabrı ve doktorun sabrı. Çünkü bu bir süreç, bunu çok ciddi oranda kısaltmak mümkün değil. Olacak bir doğumu hani engellemek de mümkün değil. Her aşamada beraber çalışmak lazım ve normal doğumda bizim görevimiz takip etmek. Kalp atışı iyi mi, muayeneleri iyi mi, yoksa onun dışında o ilerleyişine çok fazla bir etkimiz olmuyor ufak tefek bir iki ilaç dışında. Biz esas olarak çıkım anında bebeğin güvenli bir şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Doğumdan sonra bebeğin gerekli bakımları yapılıyor. Bu bebeğin çıkış anı. Sonrasında omuzlar doğurtuluyor, ilk muayeneleri yapılıyor, kilosu giydirilmesi. İlk, normal doğumlarda bazen müdahaleli doğum gerekebilir. Bu gördüğünüz vakum, bunu burada çok nadir, hani neredeyse hiç kullanmıyoruz diyebilirim. Çok daha basit ve bebeğe zararsız, daha böyle plastik ve yumuşak aletlerden yapılmış küçük bir el vakumumuz var. O çok gerçekten işe yarıyor. İstanbul'da bunu sezaryenlerde bile kullanıyorlar gerçekten. Normal vakumda biraz daha böyle kafa derisinde vesaire sıkıntı bazen olabiliyor ama hani burada kullandığımızla hiç öyle bir sıkıntı görmedim. Onun dışında ona da ihtiyacımız genelde az oluyor ama hani gerekirse onu kullanabiliyoruz. Bu forceps bir takım hani kaşıklarla bebeği doğurtma, bu artık çok eskidendi. Çünkü bunda bebekte ve annede travma ihtimali çok çok yüksek. Bu gördüğünüz plasenta doğumda aşağı yukarı 500 gram ağırlığındadır. Bebek doğduktan sonra genel olarak 10-15 dakikada kendiliğinden ayrılır. Ayrılmadığı zaman biz onu alırız. Bebeği 9 ay boyunca, daha doğrusu 3 aydan sonra besleyen yapı. Görmek isteyen annelere doğumdan sonra da hep bunu gösteriyorum zaten. Burada gördüğünüz gibi plasentanın alınması. Sonrasında annemizin kontrollerini yapıyoruz ve gene lokal anestezi altında dikişlerini yapıyoruz. Gene annemiz çok sıkıntı hissetmiyor. Eğer böyle çok yorulduysa ya da istiyorsa bazen anestezi altında bile bu işlem yapılabilir. Böyle ufak uyutma çok kısa sürede. Sonrasında da annemizi emzirmesi için teşvik ediyoruz.
Burada dediğimiz gibi acil durumlarda sezaryen, hani her zaman için hastanemizde mümkün. Tabii inşallah gerek olmaz ama doğuma yaklaşımda 20. yüzyıl başına kadar yüksek riskli gebelik gibi bir kavram çok fazla yoktu. Sonrasında olmaya başladı. Sezaryen sonrası gerek anesteziden, gerek antibiyotiklerin kısıtlı kullanımından, gerek dikiş materyallerinden sezaryen çok sıkıntılı bir ameliyat olduğu için alternatif değildi. 1970'lere kadar forceps vakumu çok ciddi uygulanırdı ve dediğim gibi hani çok fazla daha sıkıntı olabilir. Sezaryen oranları biraz arttı ama o tarz komplikasyonları daha az görmeye başladık. Genel olarak yatay kesi tercih ediyoruz sezaryende. Bikini bölgesinin altında kalıyor. Ayrıca doğumdan 10 gün sonradan itibaren kullanılan bir takım kremler var dikiş izinin az kalmasını sağlayan. Bu dikey insizyonu artık kullanmıyoruz. Burada sezaryanda bebeğin çıkışı, sonrasında da iz genel olarak çok hani belli belirsiz kalıyor. Kan uyuşmazlığı gebelikte çok önemli. İlk gebelikte genel olarak sıkıntı çıkarmaz ama eğer anne negatif, baba pozitifse o zaman burada kan uyuşmazlığından söz ediyoruz. Kan uyuşmazlığı olan gebeler de korkmasınlar. Sadece takip eden hekimleri kimse eğer gebelik sürecinde herhangi bir dönemde kanama oluyorsa hekimleriyle irtibata geçmeleri lazım. Çünkü kanama olduktan sonra 3 gün içerisinde Rogam dediğimiz kan uyuşmazlığı aşısının yapılması lazım. Eğer hiç kanama olmazsa bile 28 haftada yine de Rogam'ın yapılması bir takım risklerin azaltılması açısından gerekli. Aynı zamanda da doğum sonrası bebeğin kan grubuna bakılarak bunun yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Eğer bebek anne gibi negatifse gerek yok ama bebek baba gibi pozitifse o zaman tekrar doğum sonrası da Rogam'a ihtiyaç var. Slide sunumu böyleydi. Bir de hani kısaca gebelik takiplerinden bahsetmek istiyorum. Gebelikte yaklaşık olarak ayda bir takip yeterli. İlk etapta muhakkak 6-7 hafta civarında bebeğin kalp atışını görüyoruz. Bunun görünmesi önemli ve aynı zamanda gebeliğin rahim içi gebelik olduğundan emin olmak lazım. Bunu ultrasonla anlayabiliyoruz. Bu aşamadan sonra gebeliğin ilk başında ayrıntılı bir takım tahlillerimiz var. Bunlar gebelik check-up'ı dediğimiz tahliller. Kan sayımı, karaciğer böbrek fonksiyon testi, bir takım mikrobik var. Water testi çok çok önemli. Bunlara bakıyoruz ve bunları bir kısmını ara ara gebelikte kontrol etmek lazım. Sonraki en önemli kontrol 11-14 hafta arasında yine ultrason kontrolü ve burada bebeğin ense kalınlığına, burun kemiğine bakın. Eğer hani aile de istiyorsa bizim tarama testlerini zaten önermemiz gerekiyor. Ama aile isteğine bağlıdır bu. O dönemlerde ikili test öneriyoruz. Ondan yine bir ay sonra yapılabilecek dörtlü test var. Bunların hepsi zararsız testler. Koldan kan alınarak ve aynı zamanda ultrasondaki bazı ölçümlere bakılarak yapılıyor. Burada %80 oranında testlerimizin doğruluk payı var. Ama hani her şeyi bilebilmesi mümkün değil. Esas olarak taradığımız durum Down sendromu ve onun gibi birkaç tane daha. Bu testlerin sonucuna göre takibi devam ettiriyoruz. İkili test çok iyiyse, annemizin yaşı iyiyse, onun dışında bir ultrasonda herhangi bir anormal bulgu yoksa o zaman dörtlü test çok şart değildir. Sonra 18-22 hafta arasında bebeğin detaylı olarak incelenmesi lazım. Ayrıntılı ultrason dediğimiz. Ayrıntılı ultrasonda Türkiye'de yasal olarak hani kadın doğumcu olarak biz zaten bakıyoruz ama yaklaşık 20-21 hafta civarı idealdir ve bu dönemde deneyimli bir radyolog veya perinatolog tarafından yapılması en fazla önerilen durumdur. Daha sonra 24-28 hafta arasında tekrar bir kontrolümüz lazım. Bu kontrolümüzde de şeker yükleme testi öneriyoruz. Şeker yükleme testi asla zararı olan bir test değil. Ben kendi pratiğimde genel olarak 50 gramlık testi öneriyorum. Hem annenin uyumu daha fazla oluyor hem şeker dozu daha düşük. Burada açlık tokluk önemli değil. Benim genelde hastalarıma söylediğim hafif bir kahvaltıdan yaklaşık 2 saat sonra yapılabilir. Ve limon sıkılarak içilirse hafif şeker bir limonata gibi oluyor ve herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Bu asla bebeğe zararı olacak bir test de değildir. Canan Karatay'dan sonra çok böyle bir yanlış oldu maalesef kulaktan kulağa ama hiçbir kadın doğumcu, hiçbir endokrin doktoru onunla aynı fikre sahip değil. Bu verdiğimiz 50 gramda aşağı yukarı 1-2 bardak meyve suyunda, 1-2 dilim baklava da olabilecek bir şeker zaten. Onun yanı sıra yine o haftada kan sayımı, idrar kontrolleri gibi yapılır ve yine bebeğin gelişim takibi yapılır. Sonrasında bir ay sonrasında 30-32 hafta civarında yine bir kontrol lazım. Çalışan annelerimizde 32 haftada bir rapor ihtiyacı vardır her zaman için. Onun dışında sonrasında da
Yine 35'e kadar çok bakılmasın tekrar hani olabilir eğer 32 civarı bakıldıysa ama son ay genelde haftalık kontrol ve NST kontrolü istiyoruz. Doğum şeklimize hastamızın isteği, durumu, muayenelerimizin sonucuyla beraber ortaklaşa bir karar veriyoruz. Onun dışında normal doğumda burada epidural seçeneğimiz var. Konforlu bir şey gerçekten. Ağrı eşiği düşük ama çok normal doğum isteyen. Muayenesine çok müsait olan hastalarda epidural anestezi çok ciddi olarak hastayı rahatlatıyor. Ve doğumun bu açılma safhasını kısaltabiliyor bile bazen gerçekten. Yani annemizin rahatlamasıyla, sancıları asist etmesiyle doğum çok daha konforlu ve rahat olabiliyor. Onun dışında başka aklıma gelen gebelikte beslenme tabii çok çok önemli. Bir diyetisyen kadar olmasa da hani kısaca anlatabilirim. Şimdi normalde gebeliğin başında normalde mesela kaç kiloysanız ne kadar yiyorsanız onun birkaç kaşık fazlası yeterlidir. İki kişilik beslenme gebelik boyunca asla söz konusu değil. Son aylara geldiğimizde biraz daha özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Mutfağımız çok çeşitli. Eğer mevsimine uygun dengeli ve düzenli beslenilirse herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Sebze, meyve ve protein ağırlıklı beslenmek lazım. Karbonhidrat da gerekli tabii ki ama karbonhidrat daha az olacak. Özellikle ana öğünlerde yemeğinizin yanı sıra 1-2 dilim ekmek yemek, 2 dilim diyelim yeterlidir. Gebelikte total kilo, normal kilolu hastalarda 12 kilo civarındadır. Eğer zayıf gebe kaldıysanız 15 kilo civarında, kilolu gebe kaldıysanız 8-10 kilo civarında total alınması gereken kilodur. Onun dışında protein derken günlük yumurta veya iki güne bir yumurta çok önemli bir besin çünkü iyi olur. Haftada iki gün et, iki gün balık, iki gün baklagil yine çok iyi bir seçenek olur. Yemeklerin yanında birinde bir kase yoğurt, birinde bir kase salata gayet iyi olur. Günde birkaç değişik meyve yemek lazım. Ara öğün olarak tüketilebilir özellikle. Ve meyvelerin yanında günde 3 ceviz, 5-10 fındık badem yine yeterli olur. Günde en az 10 bardak su içmek lazım. Açık çayda herhangi bir sıkıntı yok. Türk kahvesinde ara ara herhangi bir sıkıntı yok. Filtre kahve çok yüksek kafein içerdiği için tercih edilmez. Ihlamur, kuşburnu, nane, limon, zencefil, zerdeçal gebelik de zararsızdır. Bunlar kullanılabilir. Günde total 2 fincana geçmeyecek şekilde bitki çayları ve bunlar tüketilebilir. Bu da çayı çok ilk etapta özellikle içmemek lazım. Ya da böyle divan perçeme gibi şeyleri içmemek lazım. Veya karışık bitki çayı içinde ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri mümkünse tüketmemekte fayda var. Yine gebelikte çiğ et kesinlikle yasaktır. İçinde çiğ et olan her şeyden uzak durmanız lazım. Yumurta, et ve balığın çiğ şekilde ya da böyle çok az pişmiş şekilde tüketilmemesi lazım. Onların iyi pişmesi lazım. Onun dışında maydanoz, dereotu zararlı değildir. Yeşilliklerinizi güzel yıkayarak kesinlikle tüketebilirsiniz normal miktarlarda. Kaynatıp litrelerde suyunu içmediğiniz sürece bir sıkıntı yok. Benim ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Gebelikte egzersiz çok önemli, onu da söyleyeyim. Gebelikte 2-3 aylık süreyi geçirdikten sonra hekiminizle görüşerek eğer Allah korusun ciddi bir düşük veya erken doğum tehdidiniz yoksa gebelikte egzersiz önemli. Hem kilo kontrolü açısından faydası olur hem de onun dışında siz de kendinizi daha iyi hissedersiniz sporun etkisiyle. Yürüyüş, yüzme, yoga, pilates gebelikte en fazla önerdiğimiz egzersiz. Çok ağır tempoda yapılmasına gerek yok. İki güne bir yarım saatlik yürüyüş, yarım saatlik yüzme yeterli. Onun dışında bu işlerde tecrübeli bir antrenör tarafından gebelik yogası ya da pilatesi yapılabilir. Hem dediğim gibi gebeliği çok rahat geçirirsiniz hem de özellikle normal doğum istiyorsanız doğumda çok ciddi oranda rahat edersiniz. Rahimi tutan çeşitli bağlar var. Ve bunlar hani hiç spor yapmayan kişilerde tabii biraz daha gergin olabiliyor. İleride doğum ağrısı başladığında bu ligamentler de bağlar da kasılacak. Eğer hani sizin vücudunuz daha hani hamsa, bunlar daha gerginse ağrıyı daha fazla hissedeceksiniz. Ama gebelik boyunca yapılan egzersizlerle vücudunuzu daha esnek bir hale getirebilirseniz doğumunuz hem daha güzel ilerleyecektir hem siz daha az ağrı hissedeceksinizdir muhakkak. Ama bunu böyle bazen hastalar son aya kadar gelip son ay yapıyorlar. O doğru değil. 3 aydan itibaren sıkıntılı bir gebelik yoksa yapılabilir. Tabii ki çoğu gebelikse biraz dikkat etmek lazım. Ya da düşük tehdide erken doğum varsa o zaman evet yapılmayabilir. Ama diğer durumlarda yapmakta fayda var. Gerçekten bir riskiniz yoksa sadece egzersizle doğumu bir çok böyle erkene alabilmeniz mümkün değil zaten. Yani eğer öyle olsa hiçbir hastamız 41 haftayı geçmezdi. Hani iki kere yürüyerek çocuk doğacak olsa herkese hani 38'de yürüyün deriz, 39'da doğurtuz ama öyle olmuyor. O yüzden rahat olun.
Hocam aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok sevgili anne adaylarımız için eşsiz bilgiler oldu. Dilerseniz ben yavaş yavaş soruları yöneltmeye başlayayım. İlk sorumuz, çatı muayenesi yaptırmayı kabul etmezsek herhangi bir sıkıntı olur mu demiş katılımcımız. Gebelik boyunca her şey sizin de isteğinize bağlı. Hiçbir şeyi de zorla yaptıramayız. Ama çatı muayenesinde perlik yapınızın düzgün olup olmadığını anlıyoruz. Ayrıca bir noktada yapılması lazım. Hani siz istemediniz 37'de, ben 38'de yapıyorum genelde ama istemediniz diyelim ki, ısrar etmiyorum. Ama doğum başladığında gene bizim onu yapmamız gerekiyor. Ciddi bir darlık var mı, muayeneler güzel ilerlemiyor mu, ilerlemiyor mu diye. Dediğim gibi hani doğum başlayınca da yaptırabilirsiniz ama hani önceden de sizin de alışmanız açısından bir bakılması, hekiminizin de hani bir çatınız hakkında bir fikri olması bence daha iyi. Çok teşekkürler hocam. İkinci bir katılımcımız sanırım kendi yaşadığı bir deneyim üzerine sormuş bu soruyu. İki defa sezaryen doğum yaptım. Üçüncü normal olması ihtimali var mıdır? Siz hiç sezaryen sonrası normal doğum yaptırdınız mı? Önerileriniz neler olur? Tabii ki sezaryen sonrası normal doğum yaptırdım. Normal doğum takibi aynıdır. Yani bebek güzel ilerliyor mu, açıklık güzel ilerliyor mu diye. Sezaryen sonrası normal doğumda en önemli kriter ilk sezaryenin niye olduğu. İlk sezaryen çatı darlığından dolayı olduysa bu değişebilecek bir durum olmadığı için ikincide çok zorlamanın anlamı yok ama ikincide ters geliş sebebiyle sezaryen olmuş bir hastanın diğer doğuma eğer başıyla geliyorsa normal doğum denilebilir tabii ki. Ama iki sezaryenden sonra ben tercih etmiyorum. Çünkü hani takdir edersiniz ki oluşan yara izi iyileşiyor ama hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Elinizde bile kestiğinizde orada ufak da olsa bir yara izi kalıyor. Rahimde de kalan bu yara izi aktif sancıların başlamasıyla beraber daha da incelerek rüptür dediğimiz yırtılma riskine sahip. Bu olduğunda çok acil doğuma alınmanız lazım. Ve hani hemen dakikalar içinde doğuma alınsanız dahi orada eğer yırtık oluştuysa ve eğer bu yırtık bir damara denk geldiyse ciddi bir iç kanama tehdidi geçiriyorsunuz demektir. Hani bir sezaryandan sonra başarı oranı %60'lardadır. O yüzden ben de deniyorum hastamızın isteği varsa ama iki sezaryandan sonra çok riske atmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Yine konumuzla ilintili bir soruyu aktarmak istiyorum. Yine bir katılımcımız kendi deneyimleri üzerine sorusunu sormuş. SSVD yapıyor musunuz? Sezaryen sonrası sıkıntı yaşadığım için iyileşmekten korkuyorum. SSVD ile ikinci sezaryenin anne bebek açısından bir riski var mıdır? Kıyaslama yapabilir misiniz? Risk tabii ki var. Sezaryenin de riski var. Normal doğumun da riski var. Yani hayatta her zaman risk var zaten. Ama bir tane sezaryen sonrası eğer yeterli süre geçtiyse ve dediğim gibi ilk sezaryen sebebi bebeğe bağlı bir durumsa mesela tabii ki yaptırıyorum. Eğer aradan 2-3 yıl geçtiyse, takiplerde durumumuz iyiyse, 40 haftaya kadar beklenilebilir. Bebek iri değilse, doğum kendiliğinden başlarsa sıkıntı yok. Dediğim gibi %60 oranında başarı şansımız var. Ama hani hastanın durumuna göre konuşmak lazım. Burada çok yaptırdık. Çok sağ olun hocam. Sorulara devam ediyorum. Rahim ters durması normal doğuma engel midir? Asla değildir. 10 kadından birinde rahim ters durur zaten. Normalde öne doğru şöyle durması gereken rahim 10 kadının birinde yaklaşık olarak şöyle durur. Ama bebek büyüdükçe bu da zaten öne doğru geleceği için bize mesela ileri haftada bir gebe geldiğinde onun rahmi düz mü ters mi biz onu anlayamayız zaten. Çünkü hani rahim komple büyümüş ve karnı doldurmuş oluyor. O yüzden gebe kalmadan önceki rahimin pozisyonunun herhangi bir doğum şekline etkisi yok. Bir sonraki sorumuz da 6 ay sonrası için gebelik düşünüyorum ve gerekli vitamin destekleri için ne zaman kan tahlili yaptırmalıyım? Folik asit kullanmaya ne zaman başlamalıyım? Önerilen folik asit dozu 400 mikrogramdır Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Eğer daha önce bir gebelik yaşamadıysanız, daha önce gebelikte de bir takım sıkıntılar vardır. Yani onu hekiminize söylemeniz lazım. Omurgasında açıklık olan maalesef olabiliyor bebekler. Öyle bir durum varsa yüksek doz kullanılması lazım. Eğer öyle bir durum yoksa 400 mikrogram yeterlidir. Takriben gebelikten 2-3 ay önce başlanması yeterlidir. Günde bir tane olacak şey. Çok fazla preparat var. Hani o dönemlerde bir hekimle görüşerek öneri alabilir. Yine doğumdan
da doğumdan diyorum, çok pardon, gebe kalmadan birkaç ay önce bir vajinal muayene yapılması, sinir alınması ve bir takım kan değerlerine bakılması gebeliğine daha sağlıklı başlaması açısından ideal olur. Hocam gebelerinizden, hastalarınızdan biri yazmış. 24 artı 3 haftalık hamileyim. Eve kedi aldım. Acaba bunun bir sakıncası var mıdır diye belirtmiş. Yok. Bakımlı kediyse, veteriner kontrolleri yapılıyorsa, yani ben hamilelikte evdeki hayvanın gönderilmesine çok hadi sıcak bakmıyorum. Hiç gerek yok bence. Kedinin nasıl beslendiği önemli. Evden yiyorsa, mama yiyorsa, dediğim gibi gerekli kontrolleri, aşıları da yapılıyorsa bir sıkıntı yok. Ve son sorumuza geçmek istiyorum hocam. Yine değerli katılımcımız kendi deneyimleri üzerinden bir soru sormuş. 5 aylık hamileyim, 38 yaşındayım. İlk doğumumu sezaryen karından sezaryen yapmak istiyorum. Su alınıp bırakılması karından tavsiye eder misiniz? Bu konuda ne önerirsiniz? 35 yaşın üstündeki gebelikler birazcık daha riskli. 40 yaşa yaklaştıkça da Down sendromu riski maalesef artıyor. Bu tarama testlerindeki amaç zaten Down sendromunu saptayabilmek ama onların dediğim gibi güvenilirliği %80. Karından sıvı alma gibi işlemlerde %100 oranında var ya da yok diyebiliyoruz. 38 yaşında eğer ultrason bulgusu yoksa İlk etapta şey de yapılabilir. Hani artık teknolojinin gelişmesiyle yeni testlerimiz çıktı. Anne kolundan kan alınarak yurt dışına gönderdiğimiz NIFTI test dediğimiz bir testimiz var. Bunun birkaç değişik adı var. Frena test, panorama test gibi. Bu anne kanından fetal DNA testi. Yani koldan kan alındıktan sonra o kanda sizin vücudunuzda az da olsa bebeğinizin hücreleri dolaşır. O hücreler ayrıştırılarak o hücrelerin yapısı inceleniyor ve bu testlerde %95-99 oranında etkili. Eğer hani karından sıvı aldırmayı düşünmüyorsa ya da hani Allah korusun gebeliği sonlandırmayı düşünmüyorsa o zaman sadece bu dediğim gibi yurt dışına gönderdiğimiz NIFTI test de yeterli olabilir. Ama bir ayrıntılı ultrason yapılması çok iyi. Bir görüşülmesinde fayda var. İlla amniyosentez yaptıracak diye kimseyi zorlayamayız. Çünkü amniyosentezde Allah korusun binde beş oranında bir düşük riski vardır. Hani en iyi, en tecrübeli el yapsa. Ve burada çıkabilecek sonuçların tedavisi yok. Allah korusun öyle bir şey çıktığında biz hastalarımıza durum böyle böyle, ister devam isterseniz sonlandırma hakkına sahipsiniz diyoruz. 23 haftaya kadar, aşağı yukarı 24'e kadar bu tarz durumlarda aileye sonlandırma hakkı sunuluyor. Ama tabii çok zor kararlar bunlar. Eğer hani annemizin öyle bir düşüncesi de yoksa o zaman sadece o yurt dışına gönderilen kan ve ayrıntılı ultrason yaptırsa olur. Hocam son sorumuz demiştik ama bir 3-4 sorumuz daha geldi. Eğer vaktiniz varsa cevaplayabilirsiniz. Devam edelim. Epidural anestezi sonrası kalıcı baş ağrıları devam edebiliyor mu? Epidural anestezide baş ağrısı beklediğimiz bir şey değildir. Spinal anestezide, onu sezaryanda tercih ediyoruz. Spinal anestezide baş ağrısı olabilir ama doğumdan sonraki bir hafta boyunca. Epidural anestezide baş ağrısı gibi bir riskimiz zaten çok fazla yok. O yüzden içi rahat olsun. Epidural dediğim gibi ağrı eşiği düşük, normal doğumu çok isteyen ama hani ağrıdan korkan hastalarımızda çok ciddi bir seçenek. O yüzden endişelenmeyin. Çok teşekkürler hocam. Aslında merak edilen konulardan birini sormuş katılımcılarımızdan biri. Gebelikte diş tedavisi öneriyor musunuz? Dişe yapılan anestezinin bebeğe bir zararı oluyor mu? Kesinlikle öneriyorum. Çünkü hani her gebelikle beraber ne kadar iyi beslenirseniz beslenin diş sağlığında sıkıntı olabiliyor. Diş kaybı, çürükler veya diş eti çekilmeleri özellikle gebelikte olabilir, diş eti kanamaları. Normal bir kontrolü her zaman yaptırabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Herhangi bir müdahale gerekirse de ortadaki 3 aylık dönem gebelikte diş tedavileri açısından en uygun dönemdir. Gebeliği 3 döneme ayırırız biz. İlk trimester, ikinci trimester ve üçüncü trimester dediğimiz. Hepsi ortalama olarak 3 aydan hesaplanır. 3 aydan sonraki ikinci trimester döneminde diş hekimine muhakkak gidebilirsiniz. Diş tedavileri yapılabilir. Çekilmesi gerekiyorsa, dolgu yapılması gerekiyorsa, kanal tedavisi yapılması gerekiyorsa hepsi yapılabilir. Lokal anestezi uygulanabilir. Eğer gerekiyorsa gerçekten kurşun önlük giyerek bir doz röntgen dahi çekilebilir.
diş tedavisinde sadece anestezide mümkünse adrenalin içermeyen lokal anestezinin kullanılması lazım. Orada diş hekimlerinin yazdığı bazen enfeksiyondan dolayı antibiyotikli oluyor. Genelde Augmentin grubu yazıyorlar. Onların da gebelikte hiçbir zararı yok. Tabii yine hekiminizle hani konuşursunuz ama muhakkak yapılması lazım. Çünkü hani ben de tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki gebelikte yavru karnınızdayken daha rahatsınız. Doğumdan sonra emzirme döneminde hani onu bırakıp gitmek inanın daha zor oluyor. O yüzden gebeyken halledilmesi en mantıklı. Çok sağ olun hocam. Bir diğer sorumuz da şeker yüklemesinde değerlerimiz normalse şeker yüklemesi yaptırmasak bir sakıncası olur mu? Belki olur, belki olmaz. %100 bile bilmek mümkün değil. %3 ila 5 oranında gebelikte şeker çıkma ihtimali var. Gebelik kendi yapısı itibariyle diyabetojenik bir durumdur. Yani diyabet şeker hastalığına eğilim yaratan bir durumdur. Sırf fizyolojisi itibariyle. Eğer kilonuz varsa, hareketsiz bir yaşama sahipseniz, aile hikayesi varsa veya yaşınız birazcık daha hani böyle 30'lu yaşlardaysa yapılmasında fayda var. Sizin şekeriniz yoksa yapılsın ya da yapılmasın evet hiçbir fark olmaz. Ama gözden atlanmış bir şeker ciddi olarak riskli gebeliktir. Çünkü siz hani bir kere kan testi baktırırsınız, iki kere baktırırsınız normaldir. Ben dikkat ederim dersiniz ama insanız hepimiz öyle olmuyor. Eğer hani nasılsa yok diyerek beslenme birazcık daha düzensizleşebiliyor, egzersiz ihmal edilebiliyor ve eğer kontrolsüz bir şeker hastalığı olursa bu bebek açısından risk oluşturuyor. Çok sağ olun hocam. Diğer bir sorumuz, kordon kanı saklanması nasıl yapılıyor? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kordon kanı çok yüksek oranda kök hücre ihtiva ediyor. Şu anda da bazı alanlarda kullanımı mevcut ama ileride muhtemelen çok daha fazla alanlarda kullanımı olacak. Biz burada Acıbadem'de doğum sonrası kordon kanı da alabiliyoruz, kordonun kendisini de saklayabiliyoruz. Bunları Acıbadem Kan Bankası'na gönderiyoruz ve oradaki çıkan tetkiklere göre bu kanlar uzun süre saklanabiliyor. 10 sene belki daha da fazla. Bebeğe herhangi bir zararı yok. Çıktıktan sonra alınıyor. Normal doğum veya sezaryen hepsinde yapılabiliyor. Bunun için bize son anda haber verseniz dahi yeterli. Biz doğuma girerken onun kitini yanımıza alsak bize yeter. Bebek doğduktan sonra, bebeğin kordonunu kestikten sonra biz hemen o plasenta ayrılmadan önce, onu almadan önce plasentada ve kordonda kalan kanı özel bir torbanın içine alıyoruz. Hocam bir diğer katılımcımız yine kendi yaşadığı deneyimler üzerinden aktarmış sorusunu. 22. haftamdayım. Detaylı ultrasonda böbrek çapı 4,6 ve 4,8 çıktı. Ciddi bir sorun oluşturma ihtimali var mı? Süreci kontrol altında tutmak yeterli mi? Bu arada ailelerinde hiç böbrek sorunu yaşamamışlar. Böyle bir geçmişleri de yokmuş, eklemiş. Şimdi ultrasonlarımız çok gelişti. Dolayısıyla önemi olmayan şeyleri, çok ufak tefek şeyleri bile ultrasonda görür hale geldik. Ve ultrason teknolojisi çok hızlı ve son senelerde geliştiği için bu bulguların hepsinin anlamını zaman içerisinde anlıyoruz. Eğer böbrekteki bu bulgu tek bulguysa sadece takip yeterli. Ciddi bir risk artışı yapmaz. Tarama testleri normalse olabilir. Özellikle erkek bebekte çok yüksek ihtimal. Erkek bebeklerde biz bunu daha fazla görüyoruz. 4-6 milimetre sınırıdır zaten o haftalarda. Eğer bebeğin kendi suyu iyiyse böbrek fonksiyonu iyidir zaten. Hani böbrekte ciddi bir sıkıntı olsa bebeğin suyunun erken haftalarda bile ciddi oranda azalması lazım. Bebeğin suyu iyiyse, tarama testleri iyiyse, ultrasonda başka bir bulgu yoksa sadece takip yeterli. Normal takiplere ekstrasına gerek. 20. haftada ayrıntılı ultrason öneriliyor. Yapılması zorunlu mudur? Hiçbir şey zorunlu değil dediğim gibi. Kontrolleri de gelmek zorunda kimse değil ama gelmesi sizin sağlığınız açısından daha önemli. Fark edebileceğimiz problemleri fark etmeniz lazım. Yine hekiminizle görüşerek hani onun fikrini de alabilirsiniz. Ben genelde hastalarıma hani o haftalarda baktığımda da ben şunu gördüm veya görmedim hiçbir şey yok diyorum. Ama yine de böyle bir şeyin yapılması, ikinci bir gözün görmesi iyidir diyorum. Yasal olarak da bizim önermemiz gerekiyor. Dediğim gibi perinatolog veya radyologlar bunu aslında yapmaya yetkili. Ama hani eğer istemiyorsa tabii ki hiçbir şey zorunda değil. Eğer özellikle ultrasonda da önemli bir şey görülmüyorsa tamamen kendi kararı. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz protein kaçağı olduğu söylendi. Nelere dikkat etmem gerekir? Protein kaçağının niye olduğu önemli ve gebeliğin hangi haftasında olduğu önemli. Protein kaçağı bizim aklımıza gebelikte ilk etapta gebelik zehirlenmesini getirir.
Özellikle hastamız son 3 aylık dönemde ise buna bakılması lazım ve protein kaçağının miktarı lazım. Buradaki testlerimizde biz hani protein kaçağına da muhakkak bakıyoruz ve onun kaç miligram olduğuna bakıyoruz mesela. Eğer hastamızın gebelik haftası ileri ise, tansiyonları yüksekse o zaman hekimiyle bir an önce görüşmesi lazım. Ama protein önemsenemeyecek miktarda, tansiyonu iyi, gebelik takipleri iyi gidiyor, o zaman bekleyebilir. Protein kaçağı önceden yok ve sonradan olduysa o zaman gebelikten kaynaklı. Ama hani önceden de varsa o zaman altta yatan başka bir böbrek hastalığından şüphelenmek gerekebilir. O yüzden yakın takip altında olması lazım dediğim gibi. Hani haftasını bilemediğim için çok net bir yorum yapamıyorum ama eğer ileri haftaysa ve yüksek oranda bir protein kaçağı varsa tabii artık doğum düşünmekte fayda var. Hocam bir diğer sorumuz, şeker yüklemesi haftasından sonra şeker olma riski var mıdır? Var yine gebelik ilerledikçe hani diğer haftalarda ama şeker yüklemeyle beraber baktığımızda eğer sizin metabolizmanız sağlamsa ve normal seviyelerde çıkıyorsa o zaman risk son derece az. Zaten hani 24-28 hafta arasında yapılıyor test. İlerleyen haftalarda da ara ara topluk şekeri şeklinde bakıyoruz. Yükleme normalse tekrar yükleme yapmıyoruz. Gerek yok. Öyle bir ihtimal var ama onu da ara ara şeker baktırarak anlayabiliyoruz. 24 haftadan sonra doğuma kadar detaylı ultrason bakılabilecek bir uygulama var mıdır? Detaylı ultrasonda bebekte görülmeyen bir durum ilerleyen safhalarda görünebilir mi demiş katılımcı. Gebelik kapalı bir kutu. Keşke her şeyi %100 bilebilsek ama ben kendi gebeliklerimde dahi hani içimde her anne gibi bir tedirginlik vardı. Sağlam olacak mı, her şey olacak mı? Çünkü ultrasonda her şeyi bilebilmek mümkün değil. Her türlü testi dahi yaptırsanız. %3 oranında görünmeyecek sıkıntılar olabilir. Gen bozukluklarını bilebilmek ya da bebeğin zekasını bilebilmek mümkün değil gebelikte. 20-21 haftada ayrıntılı ultrasonun yapılmasının sebebi o haftada bebeğin her türlü şeyi daha fazla görülür halde. Bebek büyüdükçe birçok şeyin gözden kaçma ihtimali var. Ve ayrıca ayrıntılı ultrason ya da diğer testlerin yapılmasının amacı bir sıkıntı varsa erken aşamada saklayalım. Eğer hani ailenin sonlandırma gibi bir isteği olursa tabii bu bazı şeyler için geçerli, her şey için değil. Bunu yapabilirim. İleri haftada bir şey saptandığında yine yapılacak bir şey olmuyor. Hani her halükarda doğurmak durumunda kalıyoruz zaten. Dediğim gibi bebeğin zekası, ilerideki durumu her şeyi bilebilmek mümkün değil. Ayrıca bazı durumlar mesela 3. trimester dediğimiz son 3 aylık dönemde ortaya çıkabilir. O yüzden düzenli gebelik takibi önemli. Ama hani o haftaya gelmiş, ayrıntılı ultrasonu iyi çıkmış, testlerinde herhangi bir sıkıntı olmayan bir insanda ilerleyen aşamada da sıkıntı çıkma ihtimali artık son derece azdır. Çok teşekkürler hocam. Gebeliğin hangi evresinde düzenli tansiyon ölçümü yapılması gerekir demiş katılımcı. Özellikle son 1-2 ay daha önemli. Çünkü hani gebeliğin İlk dönemlerinde özellikle düşük tansiyon olur. Bu bebeğin gelişmesi açısından da daha iyidir. İstediğimiz bir şeydir. Bazen annelerimizi yorsa da böyle hani hafif kendilerini kötü hissetseler de ama bu bebek açısından istediğimiz bir şey. Ama son aylara geldiğimizde bünyesi yatkın olan kişilerde, daha önce böyle bir durum geçiren kişilerde, kilolu kişilerde veya önceden de tansiyonu olan kişilerde tansiyon yükselmeye meyilli olabilir. Dolayısıyla gebeliğin son 1-2 ayında hani öyle her gün 3-5 kere değil ama hani belli aralıklarla haftada 1-2 kere kendileri baktırabilirler. Bilekten bakanlarda birazcık yanılma payı olabiliyor. O yüzden de 5 dakikalık istirahat sonrası koldan ölçülmesi daha iyidir. Biz zaten burada her kontrolde hani hastamız haftada bir bile gelse muhakkak her seferinde tansiyon ve kilo kontrolü yapıyoruz. Peki hocam, birkaç sorumuz daha var ve yavaş yavaş da toparlamak istiyorum ben. Acı badem dışında yapılan sezaryenlerde kordon kanını acı bademde saklayabiliyor muyuz? Saklanıyorsa nasıl? Ona inanın bilmiyorum ama acı badem kordon kanını saklayarak, arayarak bunu öğrenebilirler. Dediğim gibi o alınma işlemi zaten hani her yer için aynı ama sadece acı bademin hani muhtemelen kendine ait bir şeyi vardır gibi. Niye olmasın bence ama acı badem kordon kanı bankacılığını arayarak ve o kiti buradan bir yerden temin ederek bence olabilir ama bir sormak lazım. Katılımcımız hastane yönetimiyle belki iletişime geçebilir. Olabilir, evet, kesinlikle yardımcı olurlar bence. Evet, bu konuyla ilgili de bu şekilde bilgi vermiş olalım.
Gebeliğin hangi evresinde düzenli tansiyon ölçümü yapılır? Bu soruyu sanırım yöneltmiştim. Evet. Anne karnında ani bebek ölümü gerçekleşme durumu neden görülür? Nasıl önlem alınabilir? Birçok sebebi olabilir. Hangi haftada olduğu önemli. Erken haftalarda olanlarda genelde bebekte bir sıkıntı düşünürüz. Yani 6-7 haftada bir gebelik kaybı yaşıyorsak eğer, o zaman hani %70 olasılıkla bebekte bir kromozom anomalisi olabilir veya bebeğin hayatını idame ettiremeyeceği ciddi bir sıkıntı olabilir. Her halükarda anne için, aile için üzücüdür ama uzun vadede bazen daha hayırlıdır. Bir yıldaki şekilde böyle gebelik kaybı olduysa pıhtılaşma bozukluklarını muhakkak baktırmak lazım. Bağışıklık sistemiyle alakalı durumlar olabilir. Onun dışında bebekte gelişim geriliği, bir takım enfeksiyonlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı bunlar da yine ani bebek ölümü sebeplerinden. İleri haftalarda kordon düğümlenmesi, dolanması değil ama hani yanlış anlamayın. Bazen kordonda gerçek düğümler olabiliyor. Bu bir sebep olabilir ama onları bilebilmek mümkün değil. İleri haftalarda bu iş çok daha az ve hani çoğunlukla bebekte ya da işte annede pıhtılaşma bozukluğu ya da başka sistemik bir hastalık varsa bunu görebiliyoruz. Bebeğimizin suyu son haftalarda azaldıysa olabilir. 40 haftanın üstünde riskler artıyor demiştik ya. Burada hani ileri haftalarda miyat aşımı olan gebelerde böyle bir riskimiz var. Ama yakın takiple bunun hani bayağı bir önüne geçebiliyoruz. Farkında olunmayan işte biraz önce mesela hastamız sormuştu gebelik zehirlenmesi, farkında olunmayan şeker durumları bunların hepsi risk faktörü. İleri hafta bir mesela fırtınaşma bozukluğu dedim ya 5-6 haftada bir gebelik kaybı yaşadıysanız hemen bunu araştırmanıza gerek yok ama bu şekilde 2 ya da 3 gebelik kaybı olursa fırtınaşmaya bakılması lazım ama 10 hafta civarında bir gebelik kaybı yaşarsanız eğer o zaman hani tek seferde bile pıhtılaşma bozukluklarına ayrıntılı testlere bakmakta fayda var. İleri hafta gebelik kayıpları daha da önemli çünkü. Hocam değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sorularımızı tamamladık. Son bir sorumuz var gibi. Son sorumuzu da alalım isterseniz. Daha sonrasında Sevim hocamıza geçebiliriz. Doğum sonrası korse kullanımı nasıl olmalıdır? Ne sıklık ve düzende kullanabiliriz? Ben öneriyorum. Çok sıkı olmayan korselerden, böyle elastik gibi olanlardan alınabilir. Hemen doğum sonrası kullanılmaya başlanabilir. Benim sadece önerim çok sıkı olmasın, 24 saat kalmasın şeklinde oluyor. Hani gün içerisinde annemiz takabilir. Normalde onlarda da gayet rahat kullanılabilir. Sezaryen de belki annenin ağrılarını biraz daha azaltabilir bile. Gece yatarken çıkarılması, hani bir süreliğine çıkarılması gayet iyidir. Çok hani terletmeyen, yara izinin iyileşmesini engellemeyen korseler olabilir. Bu arada demin hani kordon demişken onu da söyleyeyim. Annelerimiz bazen işte yatış pozisyonundan falan çok korkuyorlar. Onu ben kısaca hemen anlatayım. İşte yatış pozisyonu evet bir yere kadar önemli ama hani çok çok da aşırı değil. Özellikle yaklaşık 4-5 aya kadar yatış pozisyonunuzda nasıl rahat ediyorsanız öyle yatmanız lazım. 2 aylık bir gebenin yüzüstü yatmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bebek rahmin içinde bir kesenin içinde. Bunu bir süspansiyon sistemi gibi düşünün. O onu darbelerden veya bir takım sıkıntılardan koruyacaktır zaten. Ki yüzüstü yattığınızda bebeğe bir baskı gelmesi mümkün değil. Ama bebek büyüdükçe o zaman yan yatmanız lazım 4-5 aydan sonra. Sol yan daha iyidir bebeğe gelen kan akımı açısından. Bunun sebebi de tam sırtımızdan geçen damarlarımız var. Bebek büyüdükçe siz yattığınız zaman bebek arkadaki damarlara baskı yapıyor ve o damarlardan rahme gelen damarlar çıkıyor. Eğer hani çok uzun süreli sırt üstü yatarsanız rahme gelen kan miktarında azalma oluyor. Yan yattığınız zaman bu damarlar daha rahat, daha normal genişlikte oluyorlar diyeyim. Sol yan biraz daha iyidir ama sürekli aynı pozisyonda yatmanız mümkün değil. Tabii ki ara ara sağda yatabilirsiniz. Kordon dolanması diye bir şey gebelikte korkulacak bir şey değildir. Erken haftalarda bazen hastalar geliyor bebeğin boynunda kordon var diye. Buna hiç yapacak bir şey yok. Ayrıca bebeğin içinde bulunduğu su normal miktarlardaysa kordona herhangi bir zarar gelmez. Ve kordonun içinde de kordonu damarları çevreleyen özel bir jel tabakası vardır. Bu kordonu baskılara karşı korur. Yani bebeğin sürekli hareket halinde çünkü kordona herhangi bir darbe gelecektir muhakkak.
Ama o jel tabakası onu koruyacaktır. Bebeğin boynuna ya da beline dolanması arasında çok çok ciddi bir fark yok. Bebeğiniz anne karnında nefes almıyor çünkü. İlk nefes doğumla beraber olacak. Bazen biz ultrasonda o boynundaki kordonu görüyoruz, bazen göremiyoruz. Ama görsek dahi normal doğum istiyorsa hastamız ve diğer koşullar elverişliyse boynunda kordon var diye sezaryen yapmak çok doğru bir uygulama değil bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Hocam bilgilerini, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ama artık yavaş yavaş Sevim Hocam'a geçmek durumundayım. Bir sonraki online söyleşilerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı. Herkese hayırlı doğumlar ve inşallah gebelikleri çok güzel geçer. Çok teşekkür ederiz. Gebeliğe gelene kadarki zamanda mutlaka çocukluktan bu zamana gelen problemleri de yansıtır, yaşatır hale geliyoruz. Evet, bugün gebelik psikolojisini anlatacağım. Oldukça önemli. Benim de yaşadığım, aslında birçok kadının yaşadığı türde sıkıntılardan da bahseder hale geleceğim. Şöyle yapalım. Gebelik süreci anne adayı için hem fizyolojik hem psikolojik değişikliklerin yaşandığı bir süreç. Evet, fizyolojik anlamda biz değişiklikleri görüyoruz ama psikolojik anlamda da oldukça zor bir süreç. Şey gibi düşünmek lazım bunu. Adet dönemlerinde yaşadığımız bazı problemler, inişler, çıkışlar vardır. Premenstrüel sendromlar vardır. Bunu gebelik süreci boyunca yaşayabiliyoruz biz. O yüzden bu 9 aylık süreç bizim adımıza gebeliği sağlam devam ettirebilmemiz adına psikolojik olarak bebek için de kendimiz için de oldukça önemli. Anne adayı hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren hem heyecanlı hem de kaygılı bir ruh hali içerisine girer. Ben hiç kaygılı olmayan anne adayı görmedim açıkçası. Çünkü anne olma terimi bizim yaratılışımızla alakalı mutlaka kaygı verir hale geliyor. Ama bu kaygıyı ortalama seviyede tuttuğumuz süre içerisinde bizim adımıza herhangi bir psikopatoloji olmadan devam etmemizi de sağlatıyor. Gebelikte her trimesterin kendine özgü psikolojik uyum süreci var. Yani 9 ay boyunca psikolojik anlamda aynı doğrultuda gitmiyoruz. Farklı farklı zamanları, farklı psikolojilerle yaşıyoruz. İlk trimester genellikle yeni duruma ve gebe olunduğu gerçeğine uyumla ilgilidir. Yani bu ilk 3 aylık ortalama 12 haftalık süreçte kişi duruma adapte olur ve adaptasyon süreci deriz biz buna. Aslında bu sırf sadece gebelikte değil birçok alanda böyledir. Yani bizler bir duruma adapte olabilmemiz için ortalama 3 ile 6 ay gibi zaman geçmesi gerekir. Gebelikte de ilk trimesterde adaptasyon süreci diyebiliriz buna. Fetusa psikolojik bağlanma uterus içinde başlar ve ikinci trimesterin başlangıcına kadar kadınların çoğunda bebeğin zihinsel bir resmi oluşur. Erkeklerde oluşmaz bu ve çok fazla bekleriz biz anne olarak erkeklerde de oluşsun, ona bağlansın. Yani biz aslında o beta HCG hormonunu yüksek gördüğümüz zaman bir nevi psikolojik bağlanmamız başlar hale geliyor. Ama erkeklerdeki psikolojik bağlanma bebeği ilk kucaklarına aldıkları an başlıyor. Çok maalesef bunun gibi düşünemiyorlar. O yüzden onlara karşı beklentimizi de daha sağlıklı hale getirmemiz lazım. İkinci trimesterde fetüsle olan psikolojik bağ daha derin ve yakın hissediliyor. Çünkü anne bebeği daha fazla hisseder hale geliyor. Ona tekmeleri, onu hissetmesi, karnın büyümesiyle birlikte bağlanma daha da derinleşir hale geliyor. Aynı zamanda bebek de anneye yavaş yavaş bağlanır hale geliyor. Üçüncü trimesterde ise doğum yaklaştıkça doğumun nasıl olacağına yönelik korkular, kaygılar, endişeler ön plana çıkabiliyor. Burası çok önemli. Çünkü burada kaygıyı ve korkuyu sınırını aştığımızda bu sefer bize danışan kaygı bozukluğu olarak gelebiliyor ve son dönemde artık bebek de yaklaşıyor. Bu kaygı bozukluğunu oluşturmamak adına bu kaygıyı olabildiğince normalleştirebilmek, minimalize edebilmek lazım. Eğer minimalize olduğunu düşünmüyorsanız, ortalama 2 hafta boyunca artarak devam ediyorsa bu durum, mutlaka bir uzmandan destek alınması lazım. Çünkü bebek doğmadan önce destek alınması, bebekten sonraki kısmı çok daha kolaylaştırır hale gelecektir. Kadının ruhsal durum ve yaşantısı gebeliğin gidişini etkilediği gibi gebeliğin kendisi de ruhsal yaşantısı üzerinde oldukça etkili. Örnek veriyorum, kaygı bozukluğu ya da depresyonu olan bir annenin gebelikle alakalı gidişatında biz bazı problemleri görebiliyoruz. Çünkü hormonlar da daha etkin hale gelebiliyor. Hani diğer gebelerle çok kıyaslamamak gerekiyor.
Orada biraz daha psikolog ve psikiyatristlerin işin içinde olduğu bir gebelik görebiliyoruz. Gebeliğin kendisi de ruhsal yaşantı üzerinde etkili. Örnek veriyorum, düşük riski olan ya da zor elde edilmiş ya da tüp bebek yapılmış bir gebelikte ruhsal yaşantıyı negatif anlamda etkileyebiliyor. İkinci trimestre nazaran 1 ve 3. trimestrede psikolojik bozukluk daha sık. Çünkü ikinci trimester bebeği daha hissettiğimiz ve daha rahatladığımız trimester. 3'te kaygılar fazla, 1'de de fiziksel yakınmalar daha fazla olduğu için psikolojik bozukluklar daha sıktır. Unutmamak gerekir ki fizyolojik bozukluklarla birlikte psikolojik bozukluklar mutlaka görülür. Çünkü kişinin yaşadığı belirtiler psikolojik anlamda ona rahatsızlık verir. Bahsettiğim gibi gerçekten 1 ve 3. trimester bizim adımıza çok daha önemli. Şimdi gebelikte birçok psikopatoloji var. Ancak burada en çoğundan bahsetmek, en fazla gördüğümüzden bahsetmek istedim. O yüzden gebelik depresyonu ile ilgili konuşmak istiyorum. Gebelik dönemi depresyonu hamilelik durumu nedeniyle fizyolojik, duygusal ve hormonal değişikliklerden dolayı yaşanılan bir duygu durum bozukluğudur. Diğer depresyondan ayıran şey gebeyken buna maruz kalmak. Bilelim ki fizyolojik ve duygusal hormonal değişiklikler bu depresyonu da tetikler hale geliyor. Gebelik öncesi depresyon varsa bu depresyonun oluşma riski de diğer durumlara göre daha fazla diyebiliriz. Belirtilere baktığımızda aslında gebelik dışındaki depresyonlarla daha eşdeğer ama sona doğru bebekle ilgili kaygılar da ortaya çıkabiliyor. Depresyon kaygı bozukluğuyla birlikte çok sık görülür, çok birlikteliği vardır. O yüzden ikisinin de bir arada olduğu durumları görürüz biz. Depresyon varsa kaygı vardır, kaygı varsa depresyon vardır diyebilirim. Uyku ve iştah değişiklikleri, kişinin çok fazla uyuması, hiç uyuyamaması, çok fazla yemesi ya da hiç yememesi, gündüz uykularının artması bu belirtiler arasında olabilir. Ancak ilk trimesterdeki zamanını ayırmak lazım. Çünkü ilk trimesterde de iştah ve uykuda problemler olabiliyor. Daha ziyade ilk trimesterde. Duygulama ve anksiyete durumlarında dalgalanma. Bunu da aslında her gebe yaşayabiliyor. Ama bu dalgalanma dediğim gibi ortalama minimumda 2 hafta süren, geçmeyen, giderek artan vaziyette devam eden bir taraftaysa yardım almakta fayda var. Aşırı yorgunluk, istek kaybı, konsantrasyon güçlüğü, işlevselliği yerine getirememe. Yani işlevsellikten kastettiğim şey, örnek veriyorum çalışıyorsa çalıştığı işini yerine getirememe ya da ev hanımıysa evin işine yoğunlaşamama gibi. Bunun çoğunluğunu yerine getirememesi lazım. Birkaç bir şey yapmamak demek işlevselliği yerine getirememe anlamına gelmiyor. Gebeliğin son dönemlerine doğru bu belirtilere doğumla ilgili kaygılar da ekleniyor. İşte diğer depresyondan ayıran şey bu, gebelik depresyonunu. Doğumla ilgili kaygılar da ortaya çıkıyor, bebek ve doğumla ilgili kaygılarda. Şimdi biraz önce söyledim ama tekrar söylemekte fayda var. Gebelik sürecinde bu belirtiler normal kabul edilebilir. Yani bu belirtileri yaşayan her gebe depresyonda değildir. Şu an biz dinleyen gebelerin birçoğu bunu yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Bizim ama bazı tanı kriterlerimiz var. Minimum 2 hafta devam edebilmesi gibi, mutsuzluk, bıkkınlık, yaşamdan zevk alamama durumunun artarak devam ediyor oluşu gibi, işlevsellik kaybının olması gibi. Bunların minimum 2 haftada devam ettiğini görüyorsanız mutlaka gebelik depresyonu mu değil mi? Bunun tanısı olmalı bir uzman tarafından. Şimdi gebelik depresyonu kısmı evet var ama bir de doğum sonrası depresyon dediğimiz bir durum var. Bu da oldukça önemli çünkü iki depresyon şekli de birbirine bağlantılı aslında. Bireyin doğumdan sonra yaşadığı fiziksel, duygusal, davranışsal değişimlerle beraber genelde çocuğa yönelik zıt duyguların da eşlik ettiği bir duygu durum bozukluğudur. Çok sık görürüz biz bunu. Normalde annelik içgüdüsüyle birlikte çocuğu böyle kucaklarız, severiz, tabiri caizse bağrımıza basarız. Ama doğum sonrası depresyonda anne çocuğa yönelik sevgi besleyemediğini, hani onu kucaklayamadığını, daha ziyade böyle tuttuğunu, tutmak istemediğini, tuttuğunda da zarar, bebeğe zarar vereceğini ifade eder. O yüzden hani burada çocuğa yönelik sık duygular oldukça ön plandadır. Doğum sonrası ilk günlerde %50 ile 70 arasında görülen annelik hüznünden ayrılması oldukça güçtür. İyi araştırmak gerekir. Annelik hüznü dediğimiz şey bizim bir nevi loğusalık dediğimiz durum. Çünkü biraz önce şu slide'da bahsettiğim şeyler doğum sonrasında yaşanan türde şeyler.
ayırt edebilmek lazım bunu. Çünkü durduk yere bir kişiye doğum sonrası depresyonu tanısı koyup o tedaviyi görmesini de istemeyiz. Genelde doğumdan sonra 2-8 hafta içinde başlar. En az 2 hafta dediğim gibi başladı ve en fazla 1 yıl kadar sürer. Hatta bu dönemlerde müdahale edilmediğinde 1 yıldan da fazla sürdüğünü, buna eşlik eden diğer psikopatolojik hastalıkların da var olduğunu görüyoruz. Aile karşı sevgisizlik ve çocuğa yönelik sık duygular ön planda, duygu durumda dalgalanmalar oldukça fazla, aktivitelere karşı ilgi azlığı, iştah değişikliği, uyku bozukluğu, çocuk bakımında güçlüklerle ilgili düşüncelerin çok yoğun bir şekilde artması ve kişi artık bunu bir kaygı bozukluğu haline getirerek yapamaz hale gelmesi. Şimdi bunları yapıyor ama bunları yaparken de aynı zamanda da bir suçluluk hissi hisseder hale geliyoruz. Çünkü annelik içgüdüsüyle birlikte yaşadığımız duruma anlam veremeyip suçluluk hissi de ağır bir şekilde basıyor. Bu da depresyon kısmını biraz daha yoğunlaştırıp ağırlaştırabiliyor. Çocuğa bakamamaya yönelik güven eksikliği, ajitasyon, devamlı ağlama gibi ifade edebilirim. Çok yoğun vakalarda intihar düşünceleri ve psikomotor retardasyon görebiliyoruz. Kişinin artık hareketleri, hayata bakış açısı oldukça yavaşlamış bir şekilde devam edebiliyor. Şimdi burası çok önemli. Gebelik dönemindeki oluşan depresyona müdahale edilmezse doğum sonrası depresyon riski yaklaşık 2-3 katı artar. Çünkü gebelik dönemindeki depresyonda bebek karnınızda ve biz sizi tedavi edebiliyoruz. Hem psikoterapötik anlamda hem psikiyatrik anlamda. İlaç kullanımı ilk 3 ay çok fazla önerilmese de kar zarar hesabı yaparak kullanılan ilaçlar var. Psikiyatri desteği almamız gereken durumlarda psikiyatri desteği alıyoruz. Ama psikoterapide bile çok anlamlı sonuçlar görüyoruz. Buna müdahale edelim ki doğum sonrası depresyon riskimiz olmasın. Ama buna müdahale etmezsek %50'nin üstünde hastada doğum sonrası depresyonu mutlaka ki görüyoruz biz. Şimdi burada bizi dinleyen belki hamile adayının aileleri de vardır. Bence sunumun en işlevsel tarafı burası. Çünkü bu önerilere ne kadar uyum sağlarsak o kadar da kolay oluyor bu süreci geçirebilmek. Çevremizdekilerden yardım istememiz ve kendimizi ifade etmemiz lazım. Biz şöyle düşünüyoruz genel anlamda. Biz söylemeden bir şeyleri yapsınlar. Bekliyorum. Beklediğim şeyi de yapsın istiyoruz. Ama karşımızdaki kişi özellikle eşimiz daha hani düz mantıkla düşündükleri için biz söylemeden, komut vermeden yapamayabilirler. O yüzden eşiniz olsun, kayınvalideniz olsun ya da destek alacağınız kim varsa mutlaka istediğiniz en ufacık şeyi bile ona ifade edin derim. Kendiniz ve bebeğiniz için beklentilerinizde gerçekçi olun. Evet, çok güzel bir bebek geliyor dünyaya, harika, müthiş. Ama zor bir dönemde bizi bekliyor olacak. Çünkü artık sadece kendimizden değil ondan da sorumlu olduğumuz bir dönem. Ve ilk dönemleri ortalama 6 ay kadar zor geçebiliyor. Lohusalık dediğimiz şey bu arada genelde 40 gün olarak bilinir ya da 3 ay 4 ay gibi bilinir, ifade edilir. Ama psikolojik olarak baktığımızda lohusalık durumu 1 sene kadar sürer. 1 sene boyunca bilin ki lohusasınızdır. Yani 1 sene boyunca yaşadığınız sıkıntılar normalize edilebilir, normal denilebilir. Ama dediğim gibi mutlaka bize sorarak, danışarak bu normal kısmına varabilmemiz lazım. Egzersiz yapalım ve evden dışarı çıkmaya çalışalım. Bunu kadın doğum doktorları da öneriyor. Çünkü egzersiz yapmak endorfin ve serotonin hormonunu artırır. Bu hormonlar arttığı süre içerisinde de biz anlamlı bir şekliyle iyileşir hale geliriz. Ben bunu sadece gebelere değil tüm danışanlarıma öneriyorum. Ortalama bir stabilitede haftanın belirli günleri, ortalama bir dakikada yürüyüş ya da egzersiz yapmak kişinin psikolojik durumuyla alakalı, özellikle pandemi sürecinde anlamlı iyilik hali verebiliyor. Oldukça önemli. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Çocuğu doğurduk, evde durmamız gerekiyor. Özellikle 40 gün hiç dışarı çıkmamamız gerekiyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çocukta anlamlı bir problem ya da sizde anlamlı bir problem olmadığı süre içerisinde çocuğunuzla bile birlikte dışarı çıkabilirsiniz. Mutlaka kendinize zaman ayırmak ve yeni hobiler yaratmak gerekiyor. Odak noktasını çocuk haline getirdiğimizde o zaman psikolojik problemlerin çıkması daha da fazlalaşabiliyor. Evet, belirli noktaları bebekle ilgili zamanı ayıracağız. Zamanı o bebekle ilgili noktaya ayıracağız. Belirli kısmı da kendimize ayıracağız. Biz iyi olursak bebek iyi olur. Bebeğin iyiliğini düşünüyorsak hayatımızda çocuklarımız oldukça önemli. Ama çocuklarımızın iyi olabilmesi için
İster bu bir aylık bir bebek olsun, ister 10 yaşında bir çocuk olsun. Anne figürünün iyi olması, anne baba figürünün iyi olması oldukça önemli. Bu dönem dalgalanmalarla dolu bir dönem olacak. Bunun farkında olalım. Bazı günler iyi, bazı günler kötü geçebilir. Bunu bilirsek bu süreçteki beklentiyi de ona göre şekillendirir hale geliriz. Şimdi bunu diğer görüşmelerde belki diyetisyen arkadaşım da söylemiştir ama bedensel imaj biz kadınlar için oldukça önemli. Ama sağdan soldan çok şunu ye, bunu ye, sütün olur, yemezsen çocuğa bakamazsın gibi çeşitli durumlar duyuyoruz. Ve bu bize zarar veriyor. Bebeğe yarar düşüncesiyle yapılan şey. Çünkü beden imajımıza aynadan baktığımızda kendimizi kötü hisseder hale geliyoruz. Ve bu da bizi bir kısır döngüye sokuyor. O yüzden hani doktorlarınıza danışarak neyi yiyip neyi yemeyeceğinizi onların söylemesiyle birlikte fiziksel imajımıza da bu dönemde dikkat edebilmemiz lazım. Loğusa annesinin tipik bir görüntüsü vardır evde. Pijama, işte saç darma duman bitmiş vaziyette. Evet, çok güçlü, çok enerjik olmayı beklemiyorum. Ben de öyle değildim ama mutlaka fiziksel imajımızı aynaya baktığımızda kendimizi ortalama şekliyle iyi hissedecek şekilde götürebilmek lazım. Şimdi eşimizle daha çok kaliteli zaman geçirmeliyiz. Şimdi eşimizin de burada beklentileri oluyor ve onlar da bu sürece adapte olmak için çaba sarf ediyorlar. Şimdi çocuk doğduktan sonra anne daha ziyade eşi geri çekiyor ve tamamen çocuk odaklı gidiyor. Bu da evlilikteki ilişkiyi ve ilişkinin kalitesini bozar hale geliyor. Yine bu bizim aslında anlamlı problemlerimizin ortaya çıkmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka eşimizle günde ortalama 45 dakika bile olsa, yarım saat bile olsa kaliteli zaman geçirmek gerçekten çok daha iyi hissettirecektir. Bu süreci çok daha sağlıklı atlatmamızı sağlayacaktır. Aile ve arkadaşlarımızdan soyutlamayacağız, iletişim içinde olacağız. Dediğim gibi çocuk doğurmuş olmak evde kalmak demek değildir. Ya da sadece çocuk ve annenin tek başına olduğu bir süreç de değildir. Mutlaka kendimizle ve arkadaşlarımızla ve çevremizdekilerle iletişim halinde olalım. Evet, pandemi şartlarında bu biraz zor ama olabildiğince yaparsak çok daha iyi hissederiz kendimizi. Şimdi eve ilk çıktığımızda ziyaretçi sınırlaması koyma kısmını çok sık söylüyorum. Hatta burada bile söylüyoruz. Burada hemşire arkadaşlar, hekimler buna kısıtlamada bulunuyorlar ama ben evdeki kişilerin de buna bir kısıtlamada bulunmasını istiyorum. Özellikle Anadolu'da bunu yapmak çok mümkün olmuyor maalesef. Çünkü eve o kadar çok insan geliyor ki çocuk da anne de yıpranır hale geliyor. Evet, virüsün varlığıyla birlikte bu sınırlama zaten konuluyor ama virüsün geçtiği zamanlarda mutlaka eve bir ziyaretçi sınırlaması koymak ve yatak odasını kendi alanınız olarak ilan etmenizi istiyorum. Yani bebekle beraber çıkılır, bu bebek vesaire hoş geldiniz denilir. Ama ondan sonra yavaş yavaş yatak odasına geçersek bu alanı koruruz. Bu bebeğe de size de çok iyi gelecek. Çünkü kalabalık ortama bu dönemde çok tahammül edilemiyor maalesef. Bebeğimiz uyuduğunda biz de mutlaka uyuyalım, kendimize zaman ayıralım. Bu çok önemli. Hani biraz tedirginlik oluyor, bebeğe bir şey olur mu korkusu veyahut da uyuyor mu, uyumuyor mu, ağlar mı, acıktı mı, acıkmadı mı diye. Ama yanınıza destek olacak biri mutlaka olsun. Bununla birlikte aynı zamanda da siz uyursanız çok daha sağlıklı bir şekilde onun bakımını sağlar hale gelirsiniz. Aileler, eşler özellikle bu dönemde mutlaka daha anlayışlı ve destekçi olmalılar. Olağanüstü bir hal varmış gibi de davranmamak lazım. Çünkü biz insanlar olağanüstü hale alışırız özellikle iyi tarafında işin. İşte her istediğimiz yapılır, devamlı evde birileri olur. Ve çok ciddi manada bir kolaylık sağlanırsa bilin ki bu olağanüstü bir hal ilan edilmiş anlamına gelir. Bunu da yaparsak ilerleyen dönemde normal hayat akışına adapte olmak oldukça güç olacaktır. Ben bunu çok seviyorum. Biz evet onları çok önemsiyoruz ama onlar da bizi oldukça önemser hale geliyor. Onların sağlığı bizim için önemli ama bizim varlığımız da onlar için önemli. O yüzden mutlaka ki kendimizi özellikle odak noktası haline getirerek devam etmek lazım. Sunumda yazmadığım, belirtmediğim birkaç önemli şey var doğum sonrası için bebekle de çocukla da ilgili. Bağlanma özellikle 0-3 ay sonrasında da 3-6 ay oldukça önemli.
O yüzden bebeğinize bol bol tentere temas edin istiyoruz. Onu çok sık söylüyorlar zaten hekimler olarak da. Bu sırf anne için de geçerli değil. Anne ve baba olarak mutlaka bebekle tentere temas halinde olun. Ortalama 3 ay boyunca çocuğun alışkanlıkları tam anlamıyla oluşmaz. Korkmayın bebeği sallamaktan veyahut da bebeği uyutma şeklinizin farklı olmasından. O sizin bebeğiniz ve siz onu istediğiniz şekliyle, onu doğru bulduğunuz şekliyle, onu rahat hissettiren şekliyle yaklaşabilirsiniz. Ama 3 aydan sonra bebeği sallamak veya da uyutma şekli çocuğu etkileyip alışkanlık hale getirebiliyor. Ama sizin bebeğiniz olduğunu unutmayın. Dışarıdan çok ses gelecektir. Çok şunu yap, bunu yap. İşte ben böyle yaptım. Kafanız çok karışacaktır ama olabildiğince dışarıdaki seslere duymayarak, kulak asmayarak devam ederseniz bu süreci o kadar da sağlıklı geçirirsiniz diye düşünüyorum. Benden kitap çok istiyorlar önermemi. Bu dönemde Tracy Hawk'un bir yeni anneler için öneriler gibi bir kitabı var. Gerçekten çok başarılı. Bu yapılabilir. Mutlaka ki alın. Fayda sağlayacaktır. Ama çok fazla buna yönelik kitap okumanızı da istemem. Çünkü kaygı temelli bir mizacınız varsa, çünkü bu kitaplar genele yazılmış olan kitaplardır ve her bebeğin mizacı, kişiliği, durumu, davranışı farklıdır. Ve kitaptan beklentiyi alamadığınızda bu sefer siz tekrar kaygılanır hale gelirsiniz. Çok fazla kitap okumamakla birlikte Tracy Hawk'un kitabı gerçekten başarılı. Buna dahil olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru varsa alabilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hamilelik böyle bir süreç ki hem zihinsel hem bedensel olarak denge sağlamamız gerekiyor. Siz de bize bu süreci çok çok güzel aktardınız. Yavaş yavaş ben sorularımızı yöneltmek istiyorum sizin için de uygunsa. Tabii. İlk sorumuz, 13 haftalık gebeyim ve ansiyete bozukluğum 4 senedir mevcut. Her şeyi kafama takıyorum. Aşırı ani sinirlenmeler, gerginlikler yaşıyorum. Gebeliğim için sakıncalı olur mu? Gebelik için sakıncalı olur mu? Gebeliğin gidişatı için sakıncalı olabilir. Burada mutlaka 4 senelik öncesinde de bir problem var. Tanı almış anladığım kadarıyla. Tedavisine devam etmesi gerekiyor. Tedaviye devam edip etmemeliği önemli. Gebelik olduğunda özellikle ilaçlı tedaviyi bir anda bırakabiliyor hastalarımız. Ama bunu yaptığımızda aslında bebeğe de daha zarar vermiş oluyoruz. Fetüs bilinci dediğimiz bir durum var, evet. İleriki döneme yansıyan bilinçaltı ile birlikte ileriki dönemde bilince çıkan durumlar var. Ama sandığımız kadar çok yoğunlukta değil. Burada önemli olan sizsiniz. Gebeliğe etkisi, gebeliğin zor geçmesi bazında olabilir. O yüzden mutlaka daha da 13 haftadayız, gebeliğin başındayız. Gebeliğin sonuna doğru bu anksiyete bozukluğu ya da anksiyete kısmı artabilir. Mutlaka psikoterapötik anlamda tedaviye devam etmesi gerekir hastamızın. Çok teşekkürler hocam. Hamilelik döneminde yaşanan olumlu olumsuz duyguları bebekte hisseder mi? Doğumdan sonra bebekte de huzursuzluk veya sakinlik olarak bunlar gözlemlenebilir mi demiş katılımcımız. Evet, biraz önce söylediğim gibi fetüs bilinci dediğimiz bir şey var gerçekten. Ama doğumdan sonraki olan şey, mesela çocuk çok huzursuz, çok öfkeli, çok hiç uyumuyor. Ben gebeliği stresli geçirdim, o yüzden böyle diyemeyiz. Ama sebeplerden biridir diyebiliriz. Ortalama ilk trimesterden sonra çocuğun bu durumdan etkilenme kısmı oluyor. Zaten genetik yatkınlıklar ve çevresel faktörlerle birlikte bebeğin mizacı ortaya çıkıyor. Gebeliğin stresli geçmesi de bebeğin mizacına etki ediyor. Ama tek sebeplerden biri diyemem. Yani tek oraya odaklanıp devam edersek bu sefer anne de kaygılı hale gelecek. Ama sebeplerden birisi olabilir. Fetüs bilinci denilen bir şey vardır. Çok teşekkürler hocam. Bir katılımcımız kendi yaşadığı deneyimler üzerine bir soru sormuş. İlk doğumum gerçekleşeceği gün yaşadığım kötü bir olaydan ötürü doğumum çok kötü geçti. O süreci atlattım. Şu an ikinci gebeliğimi yaşıyorum. Bu kez de öyle bir benzer bir durum yaşarsam bu mental hazırlığı nasıl sağlayabilirim? Bunun korkusunu yaşıyor anladığım kadarıyla. Buna hazırlık sağlamak, bunu beklemek de anksiyeteyi artırabilir. İlkinde yaşadığımız şey ikincisinde yaşama ihtimalimiz, travmaları yaşama ihtimalimiz olmayabilir. Ama
ilkinde yaşadığımız travmalara verdiğimiz tepki bir bozukluk şeklinde mi? Buna bakmak lazım. İşte biraz önce bahsettiğim gibi gebelik depresyonu, doğum sonrası depresyonu tetikliyor. Gebelik öncesi durum da, yani kişinin, bireyin durumu da mutlaka ki gebelikteki durumu etkiler hale geliyor. Yani devamlı tetikte olarak değil de bu gebeliğin farklı bir gebelik olduğu. Çünkü kardeş kardeşe benzemediği zamanları çok sık görüyoruz. Psikolojik anlamda da, mizacen de. O yüzden ikinci gebelikte mental bir hazırlık yapmak, buna hazır olmayı beklemek bence kaygıyı daha da artırır. Ama bilelim ki biz bunda böyle bir problem yaşadık ve bu problemle baş edebildik. Baş etmek için çaba da sarf ettik. Yine bunu yapabiliriz. Bu güç bizde var. Ama ikinci gebelikte böyle bir mental hazırlık yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu kaygıyı artırabilir. Çok teşekkürler Sevim Hanım. Birbirinin tamamlayıcısı olacak bir diğer soruyu yöneltmek istiyorum. 3,5 yaşında bir çocuğum var. Doğuma az kaldı. Bebek doğduktan sonra bu süreci nasıl yönetebilirim? Bebeğin doğmasını, yani bebeğin varlığını biliyor mu? Önemli olan o. Biz ortalama 6 aydan sonra, yani annenin karnı belirginleştikten sonra bebeğin varlığını söylemelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarda zaman algısı çok fazla oturmadığı için, özellikle bu yaş grubunda ne zaman gelecek, hadi gelecek mi vesaire gibi sorularını karşı karşıya kalmamak adına genel anlamda bebeğin varlığını 6 aydan sonra ifade edilmesini istiyoruz. Biz mutlaka ki 3,5 yaşındaki çocuk bebek doğduğunda problem yaşayacak. Ama bu problem bozukluk olarak değil de adaptasyon gibi düşünmek lazım. Hani klasik olan bir şey var, gerçekten de mantıklı. Bebeğin ona bir hediye getirmesi. Bunu yapabiliriz. Ama şunu da yapmanızı istemiyorum. Şimdi yeni bebek geldi. 3,5 yaşındaki çocuk onu kıskanmasın diye. Bu bebeği yok sayıp tamamen 3,5 yaşındaki çocuğa adapte olursanız bu sefer de onun için o hal ilan edilmiş olacak. Olağanüstü hal ilan edilmiş olacak. Ve o zaman kardeşi hiç kabul etmez hale gelecek. Kardeşin varlığını da kabul ederek, annenin kardeşin yanında olacağını da bilerek bu sürecin de bundan sonra böyle devam edeceğini bilmesi en sağlıklı olan yöntem. Ama ben hiç görmedim çocuk doğduktan sonra kardeşin etkilenmeme kısmını. Mutlaka ki etkilenir hale geliyorlar. Ama küçük çocuğu yok sayarak değil, onun da varlığını yavaş yavaş kabul ettirerek, eğer sorumluluklarını alabilecek yaştaysa, 3 yaş üstündeyse, bebekle ilgili ufak tefek sizin de refakatinize sorumluluklar vererek yaparsanız bu süreci daha sağlıklı geçirirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuzu yöneltmek istiyorum. Hamileyken bebekle kurulan bağ ve dinletilen müzikler bebeğin zekasını, ruhsal yapısını etkiler mi? Mutlu bir bebek için hamile neler yapmalıdır, neler yapabilir? Ne bebek için hamile neler yapmalıdır? Mutlu bir bebek için gebe annelerimiz neler yapabilir? Aslında şöyle, mutlu bir bebek için gebe annelerimizin yapması gereken en önemli şey gebeliği olabildiğince rahat ve huzurlu geçirebilmek. Çünkü gebeliği rahat ve huzurlu geçirdiğimiz süre içerisinde o bebeğin başlangıcını da iyi yapmış oluyoruz. Bu çevresel bir faktör. Genetik faktörlerin de var olduğunu unutmamak lazım. Evet, klasik müzik dinletimi çocuğun zekasıyla alakalı anlamlı sonuçlar verdiği ifade ediliyor ama tek başına yeterli değil dediğim gibi. Ama yine de klasik müzik dinletilmesini öneriyorum ben. Ama bu çok sık aralıklarla değil. Özellikle 3 aydan sonra ufak ufak size de iyi gelebilecek, ona da iyi gelebilecek türde müzikler dinletilebilir. Ama mutlu bir bebeğinizin olmasını istiyorsanız öncelikle sizin mutlu olmanız gerekir. Siz mutlu olursanız o bebek zaten mutlu olur. Yavaş yavaş da toparlamak istiyorum Sevim Hocam. Son sorumuza geçiyorum. Yine bir katılımcımız kendi yaşadığı deneyimler üzerine sorusunu aktarmış. Gebelik sürecinde karpal tünel rahatsızlığıyla karşılaşmış. Bu sağlık sorunları sebebiyle de çok üzüldüğünü belirtmiş ve katılımcımızda bir tükenmişliğe neden olmuş. Psikoterapiste gitmiş ancak hala rahatlayamadığını aktarmış. Acaba bu tarz sorunlar yaşayan katılımcılarımıza, değerli annelerimize neler önerebilirsiniz? Psikoterapisine mutlaka devam etmeli ama bazen farmakolojik bir destek de gerekli olabiliyor. O yüzden psikoterapisti uygun görürse mutlaka psikiyatride de görüşebilir. Yöntem değiştirilebilir. Ama burada yapılacak şey tamamlayıcı bir tedavi yöntemi. Dediğim gibi mutlaka farmakolojik bir desteğe ihtiyaç var mı yok mu bakılmalı.
Psikoterapi böyle sihirli değnek gibi etkileyebilecek bir yöntem değildir. Ortalama minimumda 4 ila 6 seans beklemek gerekir. Bu haftalık görüşmeler ya da 10 günlük görüşmelere bırakıldığında yaklaşık gerçekten bizim adımıza 2 ayı bulabiliyor. Sürece göre değişiyor. Bu süreçten hala fayda göremediklerini düşünüyorlarsa ve problemin giderek arttığını düşünüyorlarsa mutlaka farmakolojik bir destek önerebilirim ya da psikoterapötik anlamda farklı yöntemlere başvurabilirler. Sorularımızı tamamlamış görünüyoruz. Değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyorum Acı Badem Sağlık Grubu adına size. Artık yavaş yavaş da Serap Hocam'a söz hakkı tanımak istiyorum. Bir sonraki online söyleşilerimizde görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum size. Teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Sanırım sunumla bize bilgilerinizi aktaracaksınız. Evet. Akabinde de katılımcılarımızın sorularını sizlere yönlendiriyor olacağım. Buyurun, başlayabiliriz dilerseniz. Önce sunumu hazırlayalım. Ben ufak bir bilgi de tekrar paylaşmak istiyorum. Söyleşimizin sonlarına doğru bir anket yayınlayacağız. Sizin de katkılarınız olabilirse online söyleşilerimizi geliştirebilmek, size daha iyi hizmet sunabilmek adına bunlardan yararlanmak istiyoruz. Şimdiden tek tek teşekkür ederim. Buyurun hocam. Hemen açıyorum. Görünüyor mu şu an? Evet hocam. Geldi evet. Sunumunuz. Hemen başlayalım. Evet. Merhabalar öncelikle. Bugün aslında hep anne, gebelik ve doğum öncesi konuşuldu ama bundan sonrasında ve hayatımızın kalan tüm bölümünde de hayatımıza girecek küçük yavruyla ilgili benim bir sunumum olacak. Özellikle hastane hemen öncesi, hastane sırası ve hastaneden sonra bebeğinizi ve sizi neler bekliyor? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Şimdi hepimiz hazırlık yapıyoruz gebe kaldıktan sonra. İlk yaptığımız hazırlık aslında hastane ve doktor seçimi. Burada doktor ve hastane seçerken biz özellikle bebek açısından nelere dikkat etmeniz gerektiği noktasında bir iki uyarıda bulunmak istiyoruz. Birincisi, hastanenin bebek dostu hastane olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Bu Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bazı kriterler var. Anne ile bebeğin bir arada olmasını maksimum sağlayan birkaç kritere uyumlu hastane ve bu sertifikalandırılmış olmalı. O yüzden bebek dostu hastane mi diye mutlaka doğum yapacağımız yere bunu sormamız gerekiyor. Her hastane değil, riskli gebeliklerin de takibi yapılabilen mümkünse ikinci ve üçüncü düzey hastaneleri tercih etmek gerekiyor. Özellikle riskli bir gebeliğimiz de varsa. Ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi mutlaka aktif çalışmalı bu hastanenin. Her kadın doğum ekibi bunu bildirdi. Her gebeliğin aşağı yukarı %50'si ila %70'i sorunsuz. Ama %10'u prematüre, %10'u ileri doğum ve sorunlu bebek olma ihtimali olan doğum içindir. Dolayısıyla özellikle bu bebekler için de yeni doğan yoğun bakımın çalışıyor olması önemli. İstiyoruz. Emzirmeye hazırlıkta vücudumuz zaten bir yandan hazırlanıyor. Gebeliğin son 3 ayı hormonlar aktifleşiyor. Hatta memeden süt geldiği bile oluyor. Emzirme ile ilgili mutlaka bir sürü fikir iletiliyordur size, etrafta duyuyorsunuzdur ama eğer gerçekten hazır olmadığımızı hissediyorsak bu konuda artık emzirme danışmanlığı da ciddi anlamda destek verilen bir nokta. Hem hemşireler hem ebeler tarafından böyle danışmanlar, hem bizim hastanemiz hem de diğer hastaneler artı bireysel destekler bu konuda alınabilir. Benim en çok önerdiğim yine kadın doğum hekimleri de sık sık öneriyor. Çatlak kremlerini hemen öncesinde öneriyoruz çünkü bu bir iki ay önceden başlamak doğum sırasında yaşadığımız sıkıntı ve stresin azalmasını sağlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tüm dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirlediği aslında başarılı emzirmeye geçişte temel 10 adımımız var. Bunları mutlaka hastanece de uygulanabiliyor olması önemli. Temel bir yazılı politikamız var, o önemli, onu uygulamamız gerekiyor. Ve tüm personelin, sadece kadın doğum ve çocuk hastalıkları ekibi değil, tüm personelin bu konuda eğitilmiş olması gerekiyor. Hamile kadınlara mutlaka bu konudaki emzirme yöntemleri, yararları her zaman ve her zaman bilgilendirilebiliyor olması lazım. Bizim özellikle hastanede bunu çok uygulamaya çalışıyoruz. Çok çok önemli. Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde bütün ekip bebekle anneyi buluşturmak üzere kanalize. İlk yarım saat içinde emzirmeye başlanmasını özellikle istiyoruz. Ayrı kalma mümkün mertebe olmasını istiyoruz. Ayrı kaldığı zamanlarda bebekle annenin nasıl sütünün buluşacağı, nasıl sağlayacağı onların anlatılmasını istiyoruz.
Ve ilk günlerde anne ve ilk 6 ay her zaman dilimizden düşmeyen cümle, yeni doğanlarda mutlaka anne sütünden başka bir yiyecek içecek verilmemesini istiyoruz. İlk 24 saat mutlaka anne ve bebek aynı odada kalmalı ve her istediğinde emzirme teşvik edilmeli. Bu konuda hem personel hem yakınlar hem de annenin motive olmasını istiyoruz. Ve emzirmeye taburcu olduktan sonra da devam edebilmeleri için bazı karşılaşacakları mutlaka o ilk hafta zor geçiyor. O sorunlara karşısında bilinçli, bilgili ve doğru kontrolleri yaptırarak her zaman sağlık kuruluşlarının bu konuda anneye destek olması gerekiyor. Bu başarılı emzirmedeki ilk 10 adımımız ve dediğim gibi tüm dünyada kabul edilen bilgiler ve konular. Hastaneye giderken sizden istediğimiz aslında şöyle. Bebek açısından baktığımızda bir kere eğer kıyafet getireceksek mümkünse organik kıyafetler, mümkünse %100 pamuklu kıyafetler hazırlayın istiyoruz. Hastanelerin çoğu artık kendi kıyafetlerini veriyor. Acıbadem bünyesinde de organik pamuklu hazırlanan bir kıyafet var. Genellikle biz onu kullanıyoruz. Ama yine de biliyorsunuz yedek olmasını da istiyoruz. Hastaneye gelirken anne açısından ne önemli? Çatlak kremimiz, emzirme sütyenimiz, mümkünse bazen ihtiyaç olabiliyor silikon meme uçları gibi bazı emzirme aparatları gerekebiliyor. Biberon emzik getirmenize gerek yok. Onu zaten ilk hafta istemiyoruz. Memeyi iyice örene kadar bebeğin kafası karışmasını istiyoruz. Doğumda neler oluyor? Kısaca birkaç cümleyle onlardan bahsedelim. Normal ya da sezaryen fark etmiyor. Bir kere doğuma mutlaka bir çocuk ve bebek hemşiresi ekibi, özellikle riskli gebeliklerde mutlaka çocuk doktoru ve birçok hastanede, yine Acıbadem'de de uygulanan bir çocuk hekimi doğumda muayenede bulunursa iyi olur. Söyledik ya, bebeklerin doğumların %90'ının sıkıntısız ama %10'unda problem olabilir. İşte bu %10 için bir deneyimli bir çocuk hekiminin bulunması önemli. İlk muayene doğum sırasında yapılıyor, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bundan sonrasında da bebek hemşiresi bakımlarını yapıyor. Eğer annemiz uyanıksa, bu normal doğumda olabilir, sezaryanda. Biliyorsunuz sezaryanda da lokal anesteziyle, yani epidural veya spinal anesteziyle anne uyanık olabiliyor. Bu bizim daha çok istediğimiz bir şey. Çünkü anneyle bebeğin ten teması gerekirse, eğer anne de istekli olursa, emzirmeye bile bu anda hemen başlayabiliyoruz. Biz bebeği alıp daha sonra ne yapıyoruz? Biliyorsunuz aşıları var. İki tane, biri hepatit B aşısının ilk dozu, biri de K vitamini. Bunlar daha sonra yine üstünden geçeceğiz. Ölçülerini alıyoruz, giydiriyoruz. İlk 24 saat bebeğimizi yıkamıyoruz. Dünyada da böyle öneriliyor. O vernik istediğimiz koruyucu örtü kaybolmasın diye. Ama annede ciddi bir enfeksiyon. Neler bunlar? Hepatit B aktif, hepatit C aktif HIV enfeksiyonu gibi bir enfeksiyon varsa, o zaman bebeğin ilk 24 saat enfeksiyon riskinden dolayı bulaşmaması için yıkanmasını öneriyoruz. Peki hangi bebeklerde sorun yaşayabiliriz? Doğum odasında. Doğum odasında zamanında doğsun veya doğmasın, erken de gelebilir, her bebekte bu tarz sorunlar yaşadı. Neler? Bir, en çok gördüğümüz solunum sıkıntısı. Yani gerçekten akciğerleri tam olgunlaşmaması veya doğum sırasında kakasını yapması gibi bir takım sıkıntılar veya oksijensiz kalma gibi problemlerle bebeğimiz solunum sıkıntısı yaşayabiliyor. Zor bir doğum gerçekleşebiliyor. Bu normal doğumda olabilir, sezaryanda. Her ikisinde de bebekte ekstremite dediğimiz kol ve bacakta, omuz kemiklerinde bazen kırığa kadar varan zorlanmalar, sinir zedelenmeleri olabiliyor. Ya da bebekte doğuştan gelen anomaliler dediğimiz el ve ayakta bazı bozukluklar, Down sendromu gibi, bazen doğum öncesi teşhisi konulmayıp doğum sırasında bunların teşhisi konabiliyor. Yine zorlanmaya bağlı gözde travma, kanamalar olabiliyor. Ve annenin gebeliğinden beri bilinen bazı hastalıklar, bunların içinde en çok görende gördüğümüzde kalp hastalıkları doğum sırasında bebek için sıkıntı yaratabiliyor. Ne yapıyoruz peki böyle durumlarda? Yeniden yoğun bakım ünitesi aktif olmalı dedik ya, işte bu sıkıntı yaşayan bebeklerimizi biz yoğun bakım ünitesine alıp daha yakından tedavi ve takibe geçiyoruz. Kısaca üstünden geçecek olursak, doğum sırasında bir sıkıntı yaşıyorsa bebek veya erken geldiyse, kim bu erken gelen bebekler? 37 haftanın 6, 2000 gramın 6. Doğumdan sonra güzel, iyi doğduk, her şey yolunda ama kan şekeri problemi yaşıyor. Havale geçirdi, sarılık ya da işte ilk bir ay anne yanında eve gönderdik, her şey yolunda ama evde sıkıntısı olan enfeksiyon gibi, yine sarılık gibi, beslenme problemi gibi böyle problemler yaşıyorsa bir ayın altındaki bebekleri yine biz bu ünitede takip ediyoruz. Doğumdan sonrasında eğer beslenmeyi başaramıyorsak, emzirmeyi başaramıyorsak, kilo kaybı aşırı oluyorsa, ısısını koruyamıyorsa bebek, doğumdan gelen bazı kalp hastalığı ve benzeri problemleri varsa ya da ameliyat olması gereken bozukluklarla doğuyorsa bebek, işte biz bu bebekleri yoğun bakım ünitesinde takip ediyoruz. Tekrar doğum sonrasına dönelim. Doğumdan sonra eğer anne bebek doğduktan sonra
anne göğsüne koyduk. Dediğim gibi eğer anne uyuyorsa bu süreç biraz daha yarım saati geçebiliyor. Ama anne uyumuyorsa ilk anda dediğim gibi bebekle ten tene temas ediyor. Hatta isterse baba da burada devreye girebiliyor. Dediğim gibi bizim ilk olarak istediğimiz şey anne ve baba bebeğin ayrılmaması. İlk 24 saat mümkünse bunu sağlamaya çalışıyoruz. Peki bebeği yanına verdik annenin. Emzirmeye de başladık. Başarılı emziriyor. Ne zaman taburcu edeceğiz? Annemizin süreci ayrı. Aslında bebeğimizin süreci ayrı. Bebek için önemli olanlar bir, ilk 24 saatte idrarını güzel yaptı. İlk 48 saat içinde kakasını yapıyorsa, emzirmeyi hem anne hem de bebek başarabiliyorsa ve bizim muayenelerimiz, ilk muayeneler normalse, o zaman aşağı yukarı 24-48 saat içinde taburculuğunu planlıyoruz biz bebeğimizin. Bu süreçte şu önemli, bebeğin dediğim gibi iyi takibi, kilo takibi, idrar kaka çıkışı, bunlarla birlikte bebeğin acaba iyi besleniyor mu diye takibinde bir mama ihtiyacı doğabiliyor. Çünkü ilk günlerde biliyorsunuz süt hemen gelmeyebiliyor. Süt gelene kadar düşük protein, anne sütüne en yakın mamaları mecbur kalırsak tercih ettiğimiz oluyor. Ne zaman taburcu ettiğimizi bir parantez, prematüre bebeklerimiz var, bir de erken gelen biliyorsunuz 37 haftadan önce gelenler dedik. Bunların neredeyse %80'i küvüze giriyor. Bu bebeklerimizi küvüze aldıktan sonra bir süre aşağı yukarı anneyle annenin beklenen doğum tarihine kadar genelde küvezde takip ediyoruz bu yavruları. Ne zaman taburcu ediyoruz? Genelde 2000 gramların üstüne çıktığı, günlük 20 gram tartı alabiliyorsa, küvez dışına aldığımızda ısısını koruyabiliyorsa, solunum problemi, bağırsak problemi yaşamıyor, kan şekerini idame ettirebiliyor, sarılıkla ilgili bir sıkıntımız yoksa ve daha sonra biz anne bakım odasını alıyoruz. Anneyle birlikte bir 24 saat geçirmesini istiyoruz genelde. Bunu da anne de bakımını başarabiliyor ve emzirmeyle ilgili sıkıntımız yaşamıyorsa bebeğimizi prematürle bundan sonra taburcu ediyoruz. Peki taburcu ettik. Ondan sonra bebeğimizi neler bekliyor? Bundan sonra serüven zaten bebeğin serüveni. Artık anne ve baba dediğim gibi bir kenarda, artık hayatımızın temel noktası bebek. Peki ne yapacağız? İlk bir hafta mutlaka bebeği görelim istiyoruz. Çünkü her türlü problem bazen evde daha net ortaya çıkıyor. Her şey yolunda mı görmek istiyoruz ilk bir haftada. Doğumdan sonra ya hastaneden çıkmadan ya da hastaneden sonraki o ilk kontrolde bebeğe işitme testi yaptırıyoruz. Tarama testleri dediğimiz topuk kanlarımızı alıyoruz. Topuk kanlarının içeriği geniş. Aşağı yukarı Sağlık Bakanlığı'nın tarama testinde 5-6 hastalığın taraması. Bizim Acıbadem grubu bünyesinde yaptığımız tarama testlerinde de artı bir 30 tane hastalığın daha taramasını yapıyoruz. Yine dediğim gibi ilk muayenede, kontrolde sarılık, beslenmeyle ilgili sıkıntı var mı onlara bakıyoruz. Eğer imkanlar varsa bazı büyük gruplarda bunu yapıyor. Amerika'da da artık bu yapılıyor. Erken taburculuk verilen her bebeğe ilk 10 gün içinde bir bebek hemşiresi ev ziyareti istiyoruz. Ev ziyareti düzenleyelim istiyoruz. O zaman ev ortamında işler nasıl gidiyor daha net görüyoruz. Yine tarama testlerimizin içinde 4 aya kadar mutlaka kalça ultrasonunun yapılmasını öneriyoruz. Ve daha sonra da biliyorsunuz aşılar geliyor. Ne zamana kadar? Aşağı yukarı 11 yaşa kadar aşı takvimimiz yoğun. İlk bir yıl biraz daha sık aşılanıyor bebekler. Ne kadar aralıklarla görelim istiyoruz bu bebekleri? Aşağı yukarı şöyle bir rutin uyguluyoruz. İlk 6 ay ayda bir, 2 yaşa kadar 2 ayda bir, 5 yaşa kadar 6 ayda bir istiyoruz. 5 ile 18 yaş arasında artık yılda bir gibi bir çocuk hekiminin muayene etmesi yeterli oluyor. Rutin muayenelerimize sadece çocuk hekimi değil, ilk bir yılda bir görme muayenesi istiyoruz. 3 yaşında da diş muayenesi ve yine yıllık daha sonra göz muayenelerine geçiş yapıyoruz. Aşı takviminden kısaca bahsedelim. Zaten son zamanlarda çok popüler ama rutin aşılarımız asla unutulmamalı. Onlar çok önemli. Çok dışarıya çıkmadığımız bugünlerde rutin aşılarımızı mutlaka yaptırmanızı öneriyoruz. O bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından da ekstra önem taşıyor. Kısacası burada aşıları tek tek yazdım ama dikkat etmemiz gereken şu kırmızı noktalılar. Bizim sağlık ocağı aşılarının dışındaki aşılar, bunları da öneriyoruz. Tüm dünyada önerilen aşı takvimi bu şekilde. Gördüğünüz gibi neredeyse her aya yakın bir, ilk 6 ay daha sonra da 2 ayda bir gün bir aşılama takvimimiz mevcut. Bir yaşta bitmiyor tabii. 15. ay yine meningokok dediğim, son yıllarda daha sık yaptığımız bir aşı. Bunun aşılama takviminde yine bireysel olarak düzenlenebiliyor. 18-24 ay yine 4-6 yaş aşılarımız önemli ve 11 yaşında rahim ağzı kanser aşımız var. Sonraki yıllarda da 10 yılda bir difteri, tetanoz ve riskli gruplarda grip ve pnömokok aşısını da mutlaka öneriyoruz. Kısacası anlatacaklarım bunlar. Sorusu olan danışanlar, hastalarımız olursa cevaplayabilirim.
Hocam katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben katılımcılarımız varsa sorularını iletirken küçük bir anketimiz var. Onu yansıtmak istiyorum izninizle. Değerli katılımcılarımız, size daha iyi hizmet sağlayabilmemiz ve çok daha iyi online söyleşiler hazırlayabilmemiz için bir anketimiz var. Anketimizi ekrana yansıttık. Eğer katkı sağlayabilirseniz bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Hocam dilerseniz birkaç tane sorumuz var. Yavaş yavaş başlayalım sorularımıza. Olur, tabii. Yeni doğan bebeğin emmeyi reddetmesi niçin kaynaklanır diyor. Muhakkak bir psikolojik boyutu da var ama tıbbi anlamda değerlendirmeniz nasıl olur? Evet. Şimdi orada aslında yeni doğan dönemindeki emzirme ile ilgili yaşadığımız en büyük sorun meme ucuyla ilgili genelde. Meme ucu tam çıkmamış olabiliyor, süt tam gelmemiş olabiliyor. Ya da bebeğin kilosu düşük olabiliyor, emme refleksi çok güçlü olmayabiliyor. Tabii ki bu anlamda artı enfeksiyon riski var her zaman için. Bu idrar yolu enfeksiyonundan bir enfeksiyoz, kanda enfeksiyoz hadiseye kadar hekimin onu değerlendirip gerekirse tetkiklerle onu aydınlatması gerekir. Ama dediğim gibi genelde teknik emzirme ile ilgili, emzirme danışmanlığının çok önemli olduğunu tekrar hatırlatarak meme başına bazen tam adapte olamıyor bebekler. Bu konuda bir dediğim gibi sıkıntı varsa o konuda destek olmalı. Bir enfeksiyon veya başka bir bulgu var mı? Anatomik bir sıkıntısı var mı? O önemli. Bazen hani doğuştan gelen bozukluklar dedik ya. Mesela çocuk yarık damakla doğabiliyor, dudak bozukluğuyla doğabiliyor, dil bağıyla doğabiliyor. Bunların hepsi emzirmeye bazen engel teşkil edebiliyor. Çok sık değil ama bunların ekarte edilmesi gerekiyor öncelikle. Dediğim gibi muayenesi normal, enfeksiyon namına bir sıkıntımız yoksa o zaman daha çok meme başıyla ilgili, belki tutmakla ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Mama seçiminde dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir demiş katılımcı. Mama seçiminde dediğimiz gibi ilk bir hafta bazen ihtiyaç olabiliyor. Sonraki süreçte de yine bazı sebeplerde süt az olabiliyor. Böyle bir durumda da anne sütüne en yakın formüle edilmiş adapte formüller diyoruz bunlara. Anne sütüne en yakın formülleri tercih ediyoruz. Ha, tabii ki hiçbir mama daha anne sütüyle %100 aynı kalitede değil gerçekten. Ama eskiye göre çok daha iyi. Anne sütüne yakınlıkları da çok arttı. O anlamda tam adapte dediğimiz bir numaralı mamaların bazıları daha da uygun anne göğsüne. Onun dediğim anne sütüne bebeğin haftasına göre onu ayarlayıp iletişim halinde olup o mamayı belirlemek lazım. Bir sonraki sorumuz, ek gıdaya geçiş ne zaman olmalıdır? Önerileriniz neler olur? Ek gıda sürecini genelde iyi emen bebeğin, annenin sütü de varsa, gelişimi de iyiyse öncelikle 16 ile 24. bir hafta arasında aşağı yukarı 6 ayın içine girdiğimiz sürecin içinde bebeğin gelişimine göre karar vererek genelde başlıyoruz. Süreçteki limitlerimiz dediğim gibi 16 haftalıktan önce olmasın, 27 haftanın sonuna da kalmasını istiyoruz. Bir bebek anne sütüyle güzel gelişiyorsa genelde 6. ayın sonuna doğru başlıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Kolik bebek tam olarak nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır demiş katılımcımız. Kolik bebek şöyle, genelde sağlıklı büyüyen anne sütü alan bebeklerimizi 2. 3. haftadan sonra başlayan, altı kuru karnı tok, genelde saat olarak da öğleden sonraları akşamları bulabilen, bazen bu son yıllardaki tanımlamayla son tüm 24 saat içinde bulunan olan ağlama nöbetleri şeklinde tanımlanmaya başladı. Sebepsiz, anlamsız, iyi büyüyen, sağlıklı bir bebek ama ağlama nöbetleri bacaklarını karnına çeke çeke kriz şeklinde yaşayan nöbetler şeklinde tarifleniyor. Bu durumun sebebi aslında teknoloji ve bilim ilerlemesine rağmen halen net olarak ortaya tam konmuş değil ama bilinen bir faktör şu, bu bebekler iyi büyüyorlar. En önemli kriterimiz bu, sağlıklı büyüyorlar. Genelde anne sütü alan bebekler, bazen mama alan bebeklerde de görüyoruz. Bu bebeklerde dediğim gibi enfeksiyon ve benzeri hiçbir bulgu yok. Ama belli saatlerde, özellikle sebep şuna dayandırılabiliyor, sinir sisteminin, bağırsak sisteminin biraz olgunlaşma eksikliğine bağlanıyor. Bu yöndeki yaklaşımlar biraz rahatlatıcı olabiliyor.
Genelde tedavi yaklaşımında tek bir kalem yok maalesef. Annenin babanın psikolojik anlamda biraz daha rahat davranması, bu işin geçici olacağını bilmesi önemli. 3 aya kadar sürüyor genelde, nadiren 4 ay. Ondan sonra geçeceğini bilmesi bu işin biraz daha rahatlamasını sağlıyor. Bir. Hepsi biliyor. Birçok bitkisel çözüm var herbal terapi anlamında. %100 kanıtlanmış olanlar yok maalesef. Ama bebekten bebeğe çözüm üreterek bazen deneme yaptığımız oluyor. Annenin rahat olması, anne karnındaki sesleri dinletmemiz, bazı o beyaz gürültüler dediğimiz seslerin dinletmesi bazen işe yarıyor. Ama sonuç dediğim gibi genelde 3 ay ile 4 ay arasında bu sürecin yavaş yavaş düzeleceği. Çok teşekkürler hocam. Ateş yükselmesi ve havale durumlarında evde ilk yardım nasıl olmalıdır? Hastaneye ilk kaç saat içinde gidilmeli ve süreç izleme nasıl olmalıdır? Evet. Şöyle, ateş ve ateşli havale farklı. Ateşin kontrolü için evde zaten mutlaka hekim ile iletişim halinde olmasını istiyoruz. İlk olarak ateşle biz genelde aşıyla birlikte bazen tanışıyoruz. Ondan sonrasında da anne sütü alan bir bebekle ilk 6 ay enfeksiyon oranlarımız düşük. 6 aydan sonra enfeksiyonla tanışıklığı da olabiliyor. Pandemi sürecinde her ne kadar bebekler evde de olsa bizde hastalık yapmayan bir enfeksiyon, virüs ya da bakteri bebeklerde enfeksiyon yapabiliyor. İster istemez diğerleriyle de tanışıyorlar çünkü. Bu süreçte ateşin yönetimi önemli. Ateş ne demek? Aslında vücudun enfeksiyonla mücadele ettiğinin bir göstergesi. Dolayısıyla belli bir noktaya kadar ateşe izin vermek gerekiyor. Biz neden ateşi düşürmek istiyoruz aslında? Hep korkulan ateşli havaleden korumak adına. Ateşli havaleler 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda, genelde enfeksiyon başlangıcında veya ortasında, 38'in üstündeki ateşlerde karşımıza çıkabilen bir tablo. Ateşi eğer hastalar evde kontrol edemeyip 38'lerin altına indiremiyor ise ilaçla, o zaman acilde biz mutlaka müdahalesini yapıyoruz. Ateşli havale gibi bir vücutta kasılma, morarma gibi bir sıkıntı da zaten mutlaka acile başvurmalarını istiyoruz vakit kaybetmeden. Çünkü buradaki süreçte basit bir üst solunum yolu enfeksiyonundan ya da bir ishalden bir menenjite kadar tabloyu geniş tutup birçok ağır enfeksiyona da işaret edebiliyor. Bunların ayırt edilmesi açısından mutlaka acile başvurmaları gerekiyor. Çok değerli, çok güzel sorularımız gelmeye devam ediyor. Hocam izninizle devam etmek istiyorum. Olur. Hamilelik öncesi anne ve bebek sağlığı için annenin hangi aşılarını kontrol ettirmesi gerekir? Eksik aşılar varsa bu hamilelikten ne kadar önce tamamlanmalıdır? Şöyle, burası hani kadın doğum hekimiyle o ilk sunumda da aslında İlf Hanım söyledi. Gebelikten önce planlanıyorsa gebelik, hem vitaminlerin hem de kandaki vitamin mineral düzeylerinin bakılması, bir muayene olunması, gebeliğe uygunluk açısından denilen o ilk 3 ayda yapılan muayene sırasında çocukluk çağı enfeksiyonları geçirilmiş mi? Gebelikte çünkü o enfeksiyonların bazıları bebeği etkileyebilen enfeksiyonlar. Aşıları olunmuş bazı hastalıklar var. Onların aşıları tutmuş mu, tutmamış mı? Bu anlamda özellikle bizim torç grubu dediğimiz gebeyken bebeği etkileyebilen enfeksiyonlar var. Bunlarla ilgili annenin vücudunda yeterli koruyucu antikor var mı, yok mu? İşte o muayenede annelerin yaptırmasında fayda var. Bir enfeksiyona açıklık var mı, aşı olması gereken bir durum var mı ya da geçirdi mi, olduğu aşılar onu koruyor mu? Bunların hepsi kan tahlillerinde ortaya çıkabiliyor. İşte o gebelik planlandığı aylarda dediğim gibi o testlerin de yapılmasında fayda var. Bunlarda bir eksiklik varsa gebelikten en az 3 ay önce, çünkü bazıları bunların canlı aşı, özellikle Sağlık Bakanlığı da zaman zaman gebelere bu aşıları yapıyor, gebelik öncesi de yapıyor, kızamık kızamık çık gibi. Bunların en az 3 ay önce tamamlanmış olması lazım ki anne ve bebek gebeliğe hazır olsun. Annenin gebeliğe hazır olduktan sonraki süreçte de eğer bunlar yapılmadıysa gebelik olduktan sonra yine bazı testlerle bunların hangi aşamada olduğu tespit edilmeli. Bunlarla birlikte daha sonraki süreçte dediğim gibi bebeğe açısından hem de anne açısından koruyuculuk sağlanır. Zaman zaman Sağlık Bakanlığı bu konuda da kampanyalar düzenliyor. Gebelik öncesi yaşlarda kızamık ve kızamık çıkla ilgili özellikle aşı kampanyaları düzenleniyor. Bunları mutlaka izlemelerini öneriliyorsa uygulamalarını istiyoruz. Son olarak da yine o tetanoz bit bunlardan bir tanesi. Yine gebelik sırasında da yapılabiliyor. Ama gebelik öncesi kontrol ettirilip gerekirse bu aşıları önceden yapılabilir. Çok teşekkürler hocam. Sıkça konuşulan konulardan biriyle ilgili bir soru gelmiş. Hemen yöneltmek istiyorum. Erkek bebeklerde sünnet için uygun zaman ne zamandır? Bebek için en ideal zamanı sormuş katılımcımız. Aslında bu konu biraz bireysel uygulamayla alakalı. Yoksa aslında her yaşta çocuk sünnet olabilir. Hani çocuk cerrahlarımız, ürologlarımız şimdi kızmasın ama
kişisel deneyimlerle benim önerilerim genelde şu yönde. Psikolojik anlamda eskiden hep daha büyükken yapılırdı çocuklara sünnetler. Ama bu anlamda çocuklar çok travmatize oluyor. Hem psikolojik anlamda hem de o doktor fobisinin yerleşmesine maalesef sebep oluyor çocuklarda. Ne kadar işte bilinçli olurlarsa. Dolayısıyla son yıllarda eskiden hatta 2 yaş diyordum, artık o önerilerimi 1 yaşa doğru çektim. Sünneti 1 yaşın öncesinde yaptırmalarını öneriyorum hastalarıma. 1 yaş öncesi hem yara iyileşmesi gerçekten hızlı oluyor, hem de psikolojik anlamda hatırlamaları ve travmatize olmaları minimum oluyor açıkçası. Dolayısıyla tıbbi anlamda bir sıkıntıları yoksa bebeğin, bu bazen pipide eğrilik veya hipospadyas gibi doğumsal anomaliler olabilir, böyle bir sıkıntıları yoksa 1 yaş altında yaptırmalarını öneriyorum. Çok teşekkürler hocam. Bebek ve anne için hastane odasında emzirme yaparken kimler olmalıdır demiş katılımcımız. Aslında bizim istediğimiz ideali, pandeminin başında da çok zaten anne baba yalnız geldiler. Hiç mümkünse etrafta kimse olmasın istiyoruz. Anne eğer bu işe hazırsa, sadece baba eğer dediğim gibi kendini iyi hissetmediği zamanlar olacağı için belki bir de annemiz olabilir, ama onun dışında aslında sadece anne ve bebeğin bebek hemşiresiyle vakit geçirmesi bizim için ideali. Annenin psikolojisine göre dediğim gibi gerekirse babadan ya da anneanne babaanneden destek alınabilir. Hocam yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Son sorumuza geçiyoruz. Evet. Biraz da gündemle ilgili bir soru gelmiş. Pandemi sürecinde olduğumuz için bebeğimi mümkün mertebe çok hastane ortamına götürmeyi istemem. Ancak kalça çıkıklığı için bacaklardan elle kontrol edilip ultrasona götürülmesi olur mu bebeğim? Evet, aslında çok iyi bir soru oldu bu. Çünkü pandemi sürecinde bizim yaşadığımız sadece kalça çıkıklığı değil, birçok rutin muayene, tetkik ya da diğer enfeksiyonları evde atlatmaya çalışan ebeveynlerimiz çok oldu maalesef. Ateş işte yükselip mümkün mertebe getirmemek için elinden geleni yapıp bu sefer başka şeylerden kaybeden hastalarımız oldu. Kalça çıkıklığının muayenesini biz de elle yapıyoruz. Evde zaten böyle bir muayene kendileri yapmamalı, yapamazlar da zaten. Biz yapıyoruz rutin, ama Sağlık Bakanlığı'nın ve tüm dünyada önerilen şu: biz muayenemiz normal dahi olsa, 1/10000'de bir dahi olsa bu hastalığın sırrı, eğer muayenede normal bile olsa kalça çıkığını atlayabiliyoruz. Bu yüzden ultrason öneriliyor ve ultrason çok net yakalıyor bu süreci. Kalça çıkığı olan bir bebeğimizin bir muayenesini yaptırmayıp biz bunu atlarsak, bu süreç onu ameliyata kadar götürüyor. Sonraki süreci daha uzun zamanlarını hastanede geçirmek zorunda kalıyor. Zaten bizim bu bahsettiğim şey hep koruyucu hekimlik anlamında. Dolayısıyla kalça çıkıklığı antiparantez, ama rutin kontrollerini, özellikle pandemi hastanesi de değilse ki zaten çok şükür enfeksiyon sıklıklarımız azalmaya başladı, mutlaka atlamadan gelsinler. Yoksa bir mesela rutin kan sayımlarımız, rutin tetkiklerimiz var çocuklarda zamanla zaman yaptığımız. Bunları aman hocam dursun deyip bu sefer kansızlık gibi uzun vadede daha fazla yan etkilere yol açan bir sürü hastalıkla ve gelişimsel problemle, ki zaten maalesef biliyorsunuz çocuklar son pandemiyle birlikte evde ekranlara daha çok maruz kaldılar. Gelişimsel bir sürü defekt ve sosyal ve psikolojik anlamda da bir sürü sıkıntıyı beraberinde yaşamaya başladık. Daha hırçın, daha huysuz, bu sefer abur cubura düşen, kansızlığı olan, vitamin mineral düşüklüğü olan bir sürü sıkıntıyı evde daha çok kendileri boğuşarak uğraşmaya ve halletmeye çalışıyor ailelerimiz. Ezbere ilaç kullanmaya başlıyorlar. Hepsi yanlış. Mutlaka danışma ve mümkünse muayene ve rutin tetkiklerini, aşılarını kaçırmamalarını öneriyorum hastalarıma. Hocam sorularımızı tamamladık. Son bir soru geldi galiba. Hemen yöneltebilir miyim size? Evet, buyurun. Çocuklarda düz taban kontrolüne ne zaman götürülmesi, götürülmeli, tedavisi var mıdır? Düz tabanlık da yine bizim rutin muayenelerimizde aslında çocuk hekim olarak baktığımız bir şey. Rutin muayenelerin önemini bir kez daha burada anlatmış oluyoruz. Çünkü eğer gerçekten bir düz tabanlık varsa bunu atlamamak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek, rutin muayenelerimizde çocuklarımızın aşağı yukarı %20'sinde fizyolojik düz tabanlık var. Bu büyüdükçe düzeliyor. Aşağı yukarı 2 yaşa kadar %90'ı düzelir bunun. Burada dediğim gibi patolojik olan, ortopedistin görmesi gereken noktayı çocuk hekimiyle, eğer deneyimli bir aile hekimiyse aile hekimiyle belirleyip mutlaka 2 yaş civarında gitmelerini öneriyoruz.
Hocam sorularımızın tamamını ilettim. Değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni doğan bakımı ve bebeğin ilk günleriyle ilgili çok çok detaylı bilgiler verdiniz bize. Çok çok sağ olun. Toparlayacak olursak bugün hamilelik takibi ve hamilelik günlüğü, hamilelik psikolojisi, yeni doğan bakımını konuştuk. Serap Hocam tekrar teşekkürler değerli. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Buluşturduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki söyleşilerimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Ve sevgili katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kursumuzda görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.